Anlayacağım o evet buyurun Hülya'nın buyurun önce sizden başlayalım. Artık kesin onu tayin ediyor biliyorsunuz sizlere konuşacağını ya da kimlerin henüz konuşmayacağını. Şaka söylüyorum elbette. Çok teşekkür ederim. Peki yine böyle ben Hülya'nıma baktığım zaman şeye bakıyorum gibi değil değil mi? Hocam, lütfen onu bir organize edin. İyi misiniz? Evet. Teşekkür. İzmir konuşmamız çok güzel oldu. Harika. Bizim konuyla alakalı düşüncelerimiz diye ben. Evet evet. Parçalanmış evet. Düşünce, dağılmış hayat evet. Ve insan. Hani konusu öyleydi. Görünmeyen yüzler yalnız burada. Hülya Hanım'ı göremiyoruz. Hocam siz aslında orada göreceksiniz de bu göstermem lazım. Hayır, görüyorum. Görüyorum ama karanlık var yani bir şey hocam, var. Hocam ışıkta onu o zaman biraz ben böyle geleyim de oraya gelsin. Belki. Hocam o spot ışıkları üstünde olduğu için elimizde. Peki. Peki. Buyurun. Parçalanmış düşünce siz o konuşmanızda bir yerde organizma, vücut bütünlüğünden bahsettiniz. Ben belki kendi alanımla da ilgili olduğu için orada ya dikkatimi çekti. İnsanın o bizim içimizde işleyen kendiliğinden ahenk içinde işleyen sistemler ahenkli işleyen bir sistem var işte dolaşım sistemimiz kalbimiz fizyolojiden bahsediyorum bu o sistem bütünlüğün o akışın o ahenkli işleyişin aynısını aslında bir insanın kendisinin o işleyişi, o ahenkli işleyişi başarabilmesi. Yani o parçalanmış düşünce tamamen doğru düşünemememizin, doğru düşünceyi başaramamamızın sebebiyle dağılıyor insan. İşte o bütünlüğü, o ahenkli işleyişi insan kendi doğal haliyle zihnini yönetebilirse, işleyişi en saf haline getirebilirse o parçalanmış düşünceyi tevhide getirebilecek, birleyebilecek. Birlik felsefesi zaten hep tamamı birliği vurguladınız o konuşmanızda. İnsanın o parçalanmış düşüncesi, yani hep böyle kompartımanlara ayırıyoruz zihnimizi. Kendimizi alanlar arasında kopuk kopuk yaşıyoruz. Kimlikler, değişik kimliklerle bir türlü bütünlük halinde yaşamıyoruz. Yani bir mesleğin içindeyiz. O mesleği yaşarken işte bir sanat alanında da bir şey yapıyorum. Dini alanımda var. İşte felsefe alanında da buradayım. Farklı farklı alanlar açtım kendime. Ama bunu eğer bütünlük içinde ve gerçekten samimiyetle saf bir şekilde işlerinde yapabilirsem orada işte kendilik otantik dediğimiz varoluş ortaya çıkıyor. Ve o zaman o parçalanmış düşünce ben öyle anladım. Yani zihindeki parçalanmışlığımızı kendimize bütünleyemediğimiz için o ahengi kendi içimizde yakalayamadığımız için hayatlarımızda dağınık. Neyi düşündüğümüzü de bilmiyoruz. Neyi nerede yaptığımızı da bilmiyoruz. Yani ben kendi üzerimden de gidiyorum. Odaklandığımız şeyi, temeli tam sağlam kuramadığımız için de dağınığız, zihnimizde toparlayamıyoruz ve bunu da yaşamımıza yansıtıyoruz aslında. O işte burada şimdi ben tekrar sizin felsefenize dönüyorum. Hani Kenan Hoca bize neyi gösteriyor? Şimdi biraz önce Fahrettin Hocamızdan da çok beslendik. Nasıl beslendiniz? Nasıl bir irtibat kurdunuz? Yani Fahrettin Hoca bize geçmişte o 4 yıl boyunca hep medeniyete baktırdı, bir pencere açtı, tarihin, hani o tarihselliğin içinden biz bir baktık, seyrettik. İlk çağ filozoflarından başladı. İşte bugün tekrar o dersi biz yeniden alıyoruz, benim için çok iyi oldu. Çok kolay algılıyorum. O zaman çok ağır gelmişti, 10 sene evvel. İkinci defa almak gerekiyor. Nasıl düşünmüşler düşünürler? Yani bize böyle bir seyre çıkarttınız siz.
O seyirde tarih içinde düşünürler nasıl düşünmüşler? İşte biraz önce hocamız anlattı, bilgi nedir, doğru bilgi nedir? Hani benim bilgim doğru mu? Ondan sonra işte etik alana geçiyorsunuz, yaptığım nasıl, nasıl eylemeliyim? Yani, aslında felsefeye geliyor. Yani bir düşünce üzerine düşünebilmeyi becerebilirsek, işte felsefenin içinde, felsefe alanında olduğumuz için bir derece o dağılmış hayatlardan biz kendimizi kurtarabiliyoruz gibi geliyor. Yani bir içinden çıkabiliyoruz. İyice darmadağın olmadan. Olmuyoruz. Yani böyle kendimi yakaladığım anda bir duracağım zeminim var. Ya da bir umut. Kenan Hoca'nın bana açtığı bir pencere ve bir ufuk gösteriyor. Orada bana hem mesela şu anda varoluşçu varoluş felsefesi dersiniz çok kıymetli. Çok kıymetli. Hocalarımız çok güzel. Yani her birini yeni baştan keşfediyoruz. Ya nereye bağlayacaktım ben? Evet, yani, ben de böyle tamamen şimdi... düşünce üzerine düşünmek. Yani birine, bir insana bunu yaptırtmamız gerekiyor. Yani insana yaptırtmamız. Yani insana, siz hep zaten insana vurguluyorsunuz. Yani bir insana değil de insana. İnsana, insana o dağın, yani sağlıklı düşünmeyi, o hijyen dediğiniz felsefeyi, o doğru düşünceyi öğretmemiz gerekiyor. Ama bunu hani bilgi olarak bu budur, bu budur, bu budur. Yani felsefe tarihine götürdünüz bizi. Öğrendik, Heidegger'i öğrendik, Kierkegaard'ı öğrendik, Platon'u, Sokrates'i öğrendik. İşte her biri bir şeyler söylemiş. Ama sadece bunu bilgi olarak değil de şimdi yaşam üzerinden, hani sizin hep ona vurgu var dedim. Yani yaşayan somut yaşam üzerinden, insan sizin üzerinden. Sizin de bu görüşlerinizi toparlamak istiyorum yapmış olduğunuz bu değerleme çerçevesinde. Tam da dağıttım bütün her şeyi. Hayır, dağıtmadınız. Arkadaşlarımın da bu toparlanmaya tanık olmalarını istiyorum. Ben onun temelindeki yapıyı ilk başlangıç cümlelerinizde gördüm. Bedensellikle, bedenin bütünlüğünden evet. hareket ederek bunu yaptınız. Böyle çok kısa söylemek gerekirse ve bir, iki, belki en fazla üç cümleyle söylemek gerekirse asıl söylemek istediğiniz nedir diye soracağım. Çok güzel anlattınız. Onun üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyorum. Buyurun lütfen. Aslında sağlıklı düşünceyi vurgulamak istiyorum. Tamam, sağlıklı düşünce ama ne demek o? Yani evet. O da şu tamam. Bence... Benim için sizin felsefe, yani sizin düşüncelerinizden de akıl ama böyle işleyen bir akıl, bağlayan bir akıl, bir yerde rabıta dediniz. Yani o rabıtaları kurabilen bir akıl. Yani akıl bağdır zaten. Hadiseler arasında ya da kişinin kendisini kendisinde seyredebilmesi, o aklıyla seyredebilmesi. Bilinç hali, yani asıl bütün birlik, yaratabilmemiz için, daha doğrusu kendimizi kurabilmemiz için birlik kavramı da eğer konuşacaksak, ben yine akıl ama boş bir akıl değil, bağlanan bir akıl, işleyen bir akıl. Çok bu kadar hocam. Hayır, yani pek çok şey söylüyorsunuz, bu kadar değil mi? Bunun da, yani bunu şey kapsamlı, sistematik olarak ifade ettiğiniz zaman belki birazcık onunla dikkat etmekte fayda var. Aslında söylenmek istenen şey temelde bu. Ben herkesin buradan ne anladığını, burada herkes ne gördü acaba diye, başka başka arkadaşlarım neler gördü, hangi tarafından aldı diye merak ediyorum. Yani benim öyle bir sizlerle olan bir irtibat mevzumu, irtibatla üzerinden kurduğum zemin o aslında. Bu şekilde ben de ya demek ki bu şekilde görülüyor veya bu şekilde ele almak lazım diye düşünüyorum. Aslında kurduğunuz ilk başlangıçta söylediğiniz nedir problem? Birlik, bütünlüğü kaybetmişliktir değil mi? Parçalanmışlıktır.
Birlik bütünlük, bütünlükten hareket edelim. Çünkü her bütünlük arka planında birliği saklar. Birliğe yönelmeyle ancak ya da birlikten hareket etmeyle o bütünlüğü sağlarsınız. Ama birliğe yönelme çok daha anlamlıdır. Burada bedensel anlamda insan bedeninin bütünlüğünden bahsederken farklı sistemlerin, farklı fonksiyonların nasıl bir arada olduğunu, böyle bütünlükten bahsettiğimiz zaman aslında nasıl gerçekten, hakikatten aynı zamanda bahsettiğimizi ve bahsedebilecek bir kıvamda olduğumuzu söylediniz. Bu sadece kendini bedensel olana bağlamaz. Bu bedensel olanın dışında da kendisinin dışında, o bedenin dışındakilerle bir irtibatı, o bedenin dışındaki tabiatla olan, kendisine nazaran daha yüksek bir kategori olan, tabiatla olan münasebeti de, ama kendisi olmak bakımından yine kendisiyle, kendisinin dışındaki diğer varlıklarla olan münasebeti de söyler. Yavaş yavaş bu birliğe bütünlük demişken aynı zamanda ahenk de diyoruz. Bunun düşünce ile ifade edilmesi veya düşünceden hareketle bunun yakalanması için tam da içinde bulunduğumuz ve o şekilde algılamak ve algılatmak istediğimiz bir felsefe anlayışı var. Bu bütünlükten ayrılmaksızın, yani nasıl ayrılmayacağız? Bunun üzerinde Alev Hanım ilk yaptığı konuşmada, yani bu konu üzerinde ilk konuşma onun olmuştu. Konuşmak istiyorum ben bunun üzerinde dediği zaman. Üç şeyi fark ettim. Akıl dedi mesela. Akıl, bağlantı meselesi. Akıl önemli. Onun için aklı ön planda anıyoruz. Ve ilk çağdan bahsederken sadece buna klasik anlamda entellect diyebileceğimiz bir akıl olarak bunu ifade etmiyoruz. Fakat bir de logos kavramını da kullanıyoruz. Yani aynı şey hakikatin içinde bütünüyle var ve böylesi bir irtibatı da ancak akıl yoluyla kurabiliriz. İçindeki o gerçekten var olanı, anlamlı olanı, oradaki manayı yakalayalım diye bakıyoruz. Böyle bakıldığında benim böyle zaman zaman sizlerin andığınız bir şahsiyet eğitimi söz konusu olduğunda böyle üçlü bir teklifim olmuştu. Yani şahsiyet nasıl eğitilirse veya neye ihtiyaç duyar, neyin üzerinden buna bakmak lazım ve buna tekabül eden felsefeler neler olabilir, farklılıklar neyin üzerinden nasıl anlaşılabilir diye. Biraz yine kadim dönemden de alınan bir etkiyle fakat çağdaş alana da getirirken mesela üç tane üç kavramdan, üç kriterden, üç referanstan bahsettim. Bunlardan bir tanesi ahenk. Ahenk. Bakın siz bu ahenkle alakalı olarak, bütünlükle alakalı olarak konuşuyorsunuz. Bir tanesi de özgürlük. Yani siz kendinizi kendiniz olarak hissedeceğiniz o yer itibariyle buna bakmak. Ama bir tanesi de verilmiş olanı aşabilme kabiliyeti, bunu ona tanımak. Bu aşma ile özgürlük arasında çok önemli bir ilişki de ayrıca var. Biz bunu şahsiyet veya kişilik ve böyle bir kişiliğin işte felsefi bir düşünce olarak kurulmaya gayret edilmesinden söz ettik. Ama hep beraber biz bir de Gorgias diyaloğuna geçelim. Çünkü beden dediğiniz zaman, vücut dediğiniz zaman spor dan da bahsederek Gorgias bu konuyu ele aldı. Yani oradaki dikkat edilmesi gereken bir düzeni, bedensel olan düzeni kale almanın gerekli olduğunu söylüyor. Bu nasıl bize anlatıyor? Belki şu ilacı alırsan, şu otu yersen filan demiyor da kendi ölçünüzü bedensel anlamda koruyun demek için söylüyor. Peki ne zaman korumazsınız? Negatifinden söyleyecek. Orada bir mukayese yapıyor. Hekimle aşçı başı. Değil mi? Aşçı. Aşçı size gıda verdiğini düşünürken veya düşündürtürken size ben gıdalanıyorum diye düşündüğünüz o yerde aslında hoşa giden, sizin hoşunuza gidecek, damak zevkinize hitap edecek olan bir şey yapıyor ve bunda da gerekirse aşırılara kaçıyor. Halbuki hekim ölçüyü savunuyor ve gerekirse ilaç veriyor. Bu hiç de hoş olmuyor. Yani bunun da beden üzerinden
spor beden eğitimi dersini de burada değerlendirebilirsiniz. Formunda olmak, yani form kelimesi Platon üzerinden tekrar anlaşıldığında bir anlama sahip. Yani neredeyse ideayı da bunun üzerinden düşünüyoruz. İdeyi de bunun üzerinden düşünüyoruz. Suret diyoruz form ama bir kıvamında bir seviyede bir yapının ne olduğunu bize göstermek bakımından önemli. Formunda olmak. Belki bu form kelimesini kullanabilirim burada. Bir bedenin olması icap eden ölçüler çerçevesinde formunda olması anlamında beden eğitimi var. Bu bozulduğu zaman hekime ihtiyaç duyuluyor. Yani düzeltilmesi, ıslah edilmesi için hekime ihtiyaç duyuyor. Halbuki eğer siz açsanız, bedeninizin bir şeye ihtiyacı varsa gıda almak açısından, bunu sadece size hoş şeyler ikram eden aşçıbaşıya veya pişiren aşçıbaşıya kendinizi teslim edersiniz, orada iş çığırından çıkıyor, ölçü bozuluyor. Bunu topluma aktarıyor. Yani retorik diyor, siyaset diyor, sofistlerden bahsediyor. Sofistler ve retorikle meşgul olanlar işte aşçıbaşı gibi veya gerçek anlamda siyaset yapan filozoflar da adalet fikri üzerinden erdemli insan olmaları, erdemi tilkin etmeleri bakımından bazen zor da gelse o formu topluma iade edebilmeleri bakımından hekim gibidir. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Siz idare etmiştiniz konuyu Hüsnü Hanım. Bundan seneler önce adadaki bir seminer konumuzdu bu bizim. Bütünlük o zaman tıpkı insan bedeninin bize yansıttığı, biraz Platonvari konuşuyorum ama insan bedeninin bize yansıttığı o fikir gibi siz sadece kendi bedeniniz üzerinden değil fakat ruhunuz, belki de başka türlü söyleyecek olursak aklınız ile hayatınız arasında tecrübeleriniz ve bunlara getireceğiniz bilgi anlamındaki kıvam anlamında bir ahenk aramalısınız, bir bütünlük, bir birlik aramalısınız. Buna geçen ders Fahrettin Hoca'nın sabitlik fikri üzerinden de girdi. Yani bu sabitlik, durağanlık çerçevesinde, evet ki durağanlıktan da bahsedebilirsiniz ama sabitlik kalıcı olan bir şey. Buna paralel olarak şimdi Ebru'nun dikkatinin buraya yönelmesini isteyeceğim bir şey söyledi. Pitagoras'tan bahsetti. Pitagor'dan ve bakın ahenk fikrini buyurun. Ahenk fikrini bize çağrıştıran oran fikrinden bahsetti. Değil mi? Oran, orandan. Şimdi bunu bir varlık fikri açısından değerlendirebileceğiniz gibi bir bilgi açısından da değerlendirebilirsiniz. Ama iki şey var. Kalıcı sağlam bir şeye istinad etmesi, dayanması. Değil mi? Kalıcı, Fahrettin Hoca'nın söylediği. Kalıcı, sağlam bir fikre, yani burada idealar evrenine, formlar evrene de diyebiliriz biz buraya, paradigmalar evrene de diyebiliriz. Sağlam bir referansının olması, yani değişmeyen temel bir referansının olması. Bunu Pitagoras birdenbire bir çağrışım hocanın anlatımında bir çağrışımmış gibi devreye Pitagoras diyor. Çünkü Pitagoras'ta ne var? İşte matematik. Değil mi? Oran var, oran var. Şimdi nereden çıktı bu sabitlikle oran arasındaki irtibat? Ya bunlar birbirinden farklı değiller mi acaba? Sabitlik oranla alakalı, oran sabitlikle alakalı nereden çıktı? O zaman olayların, farklı farklı olayların ya da farklı farklı gerçeklik alanlarının, farklı farklı ulaşılması gereken doğruların birbirinden büsbütün ayrı, kaotik bir yapılarının olmaması gerekiyor. Yani Platoncu gibi biçimde düşünüyorum. Olmaması gerekiyor. Bunlar ancak birbirleriyle münasebet delerse, münasebet kelimesinin içinde gizli, nispet, nispet kelimesi gizli, oranlı olmalılar diye düşünüyorum. Bakın matematik. Ve bunu bize sağlayacak olan da aklın akıl ya da böyle bir aklın varlık alanındaki aklı görmesiyle alakalı. Varlık alanının içindeki o aklı
fark etmesiyle o oranlılığı ve bir yerde böyle baktığımız zaman oranlılık içinden teşhis edilebilecek olan bir vahdeti ve bir sabitliği görmesiyle alakalı. Bunu en iyi yaşayacağımız yerlerden bir tanesi işte bilgelik alanı. Yani bilgeliğin işte hikmet, cesaret, ölçülülük ve adalet gibi farklı alanlardaki erdemlerle bütünleşmeye doğru olmak ya da onlarla bütünleşmek anlamını hatırlayalım. O zaman bilginin içinden de bunu kavratabiliyor. Zihnime tabii bu konuyu bir Ebru'yla konuşmak geliyor. Bir de bir başka arkadaşıma bu noktada söz vereceğim. Biraz temellendirme yapabilmesi için ama onun kim olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Söz verdiğim zaman anlaşılacak. Ebru sen geçen gün bir konuşma sırasında arkadaşlarım da vardı. Dedin ki sağlam zemin, bilginin sağlam zemini değil mi? Apaçıklık, ya ben biliyorum konuştuğunu, şimdi açık gözle dinletebilirim. Şahitler de var. Yani sayayım mı şahitleri? Sağlam bilgi. Ne üzerinde konuşurken bunu söyledim? Apaçıklık, evidans kavramı üzerinde konuşurken, yani bunun bir önemi var. Hatta fenomenolojiden bahsediyorduk. Evidans kavramına söz geldi. Ve bir matematikçi olduğun için de buna dikkat ettiğini ben hemen sana ayna tutarak söyledim. Bu çok çok hayırlı ve çok asıl önemli bir şey. Şimdi sağlam bilginin burada da geometriyle alakalı olarak belki çok daha genel anlamda oranla alakası var. Bir de kim ki geometri bilmez, giremez diyor akademinin kapısından. Yani burada akıldan bahsediyoruz Aydan Hanım. Akılın aradıklarından ve bulmaya çalışıyoruz. Yani Platonvari olarak bakıyoruz. Şimdi sen bu oran fikrini sabitlik adına veya matematiğin içinden farklı bir zihin evreni anlamak adına değerlendirmek ister misin? Birkaç bir şey lütfen, hadi. Tabii. Söyleyebilir miyim? Tabii söyle. Yoksa illa benim. Tabii sen herkese enfoze ediyorsun. Hayır, yani herkese enfoze ettiğine kendi riayet etmiyor. Tamam. Bir şey olursa diye bakmak istedim. Siz söylerken... Hatırladın söylediğini değil mi bunları? Evet. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bir kavramı daha söyledin. O çok eksistansiyel bir kavram. Güven dedi. Yani ya bir de bu vardı. Yani sözlerinizin dinlenmediğini zannetmeyin. Hocanız bunları kaydediyor. Ne söylediğini hatırlamıyorsan ve ne söylediğini bilmiyorsan daha da iyi, çünkü bunlar senden tam olarak çıkıyor. Ama şimdi bu geçen konuyla alakalı tamamen bir matematiksel terimlerden bahsedeceğim belki, evet, ama hadi bahset. İşte orada çöplük üçgenlerden bahsediyor tabii o teoremde. Dik üçgenlerde benzerlik hususu vardır. Yani siz sabitlik ve oran deyince aklıma ilk o geldi. Çünkü o benzerliğin bir sabitliği vardır. K sabiti deriz ve o her üçgen veya her taşına da değişir. Belki de sabitlik lafını söylemeye gerek yok. Oran yeterli olacak. Evet, orada bir oranlar çünkü vardır. Ve o işte bir K sabitine eşittir diye ifade ederiz. Zaten o evet farklı farklı üçgenler ve farklı farklı yapılar aslında, ama o benzerlik kavramı üzerinden biz çözümleme yapabiliyoruz. Yani sonuca ulaşabiliyoruz. En azından bize sonuca doğru götürebiliyor. Bakıldığında evet hepsi farklı farklı yapılar. Hani buradan kendi söylediğimi o zaman biraz sizin bana hatırlattığınız. Evet, reminisans oluyor. Platoncu var, evet. Hatırlama evet. Oluyor. Sağlam zemine nasıl oturuyoruz? Çünkü o benzerlikleri nasıl olduğunu teorik sistemden alıp hani farklı üçgenlerde biz onun gerçeğine ulaşmaya, böylelikle sağlam zemine sahip ulaşmaya çalışıyoruz gibi siz konuşurken benim aklıma ilk gelen bu üçgenlerdeki benzerlik hususu oldu bu açıdan. O üçgene bir öz oluşturmuş. Evet, ilk önce onu oluşturuyoruz, sonra da
O zaman o öylesi bir öz veya değişmeyen sabit bir şey olduğu zaman o oranında oranların üzerinden konuşulacağı, üçgenler evet. üzerinden konuşulabileceği bir temel evet, bir alanın ifade. Açık. Yanlış söylüyorsam bana... Estağfurullah yani siz zaten beni düzeltiyorsunuz. Estağfurullah. Yani, senin aklın kendini seni düzeltiyor. Yani, senin aklın kendi kendine arasında şey oturuyor. Böylelikle güven kelimesini de siz şimdi bana hatırladınız mı? Böylelikle güven duyuyorsunuz. Neden? Çünkü onun sağlamasını yapabiliyorsunuz. Eğer yanlışsa zaten size söylüyor. Çünkü K sabitini bulamazsınız o zaman. Bir sabit çıkmaz. Yani o zaman tekrar başa dönüp tekrar bakmanız lazım hususa. Bir yerde bir yanlışlık vardır. Yani güveni de bu şekilde sağlıyorsunuz. Ama ben sağlam senden başım oldu bitti değil. Ondan sonra eğer yanlış çıktıysa zaten dönüp baktığınız için sizi düzeltecek veya siz kendinizi düzeltmek yoluna gideceksiniz en azından. Bir kavram daha, bir nosyon daha çıkıyor ortaya. Yani bir nosyon diyorum, kavramla mefhum arasında bir kelime gibi. Yani bu nosyon demek istiyorum bunu. Sağlamlığını da sağlama almak. Evet. Yani burada bir güven. Bir güven. Yani bunun sağlanmasının sağlandığını ya da sağlamasının yapıldığını tam da sağlam bilgi olduğunun üzerinde yine sağlam bir refleksiyon da var. Yani bir üstüne kendinden emin olma hali var. Değil mi? Yani matematik bir sağlamlıktan çok yani. Şimdi burada buradan oraya geçeceğim. Çok fazla üzerinde durmayacağım ama değerli arkadaşımızın Hülya Hanım'ın söylediklerine de referansta bulunacağım. Bana kalırsa herkesin konuştuklarını ilişkin bir referansı bu. Burada şimdi bilinenden çok bilenin kendisi ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Yani güven dediğimiz andan itibaren sağlamanın sağlaması veya işte onun sağlam bir bilgi olduğunun sağlam zeminde idrak edilmesi hali aslında bilinenden çok bilenin kendisiyle alakalı. Yani bunu düşünen bilen öznenin kendisiyle alakalı bir sağlam zemininin olmasıyla alakalı. Böyle bir şey var. Onun için senin geçen gün yaptığın o konuşmada ifade ettiğin güven fikri ontolojiden kaynaklanmıyor. Senin ontolojinden kaynaklanıyor. Yani senin sen olduğun yer itibariyle ontolojiden kaynaklanıyor. Nitekim buradan çıkıyoruz biz. Mütmain olmak diyoruz, huzur duymak diyoruz, tatmin diyoruz, değil mi? Böyle bir şey var. O zaman tabii bütünlüğe gelmiş olduğumuzda, düşüncenin bütünlüğüne gelmiş olduğumuzda, düşüncenin kendi kendisine bütünlük, bilincin kendisiyle alakalı sağlamlık duyduğu, sağlam zeminden dolayı isterse içinde kapansın, rasyonalist olsun, isterse yönelişte olsun, fenomenolojik olsun, kendisinden hareketle bilincin bir sağlamlığa ihtiyacı var. Şimdi enteresan bir biçimde kendisi de bunun neden dolayı girdiğinin farkında değil kavram olarak kimden bahsediyorum? Hülya'dan bahsediyorum. Belki 8 dakika oldu. Saf dedi. Saf dedi, saf. İnsana saf. Saf, safiyet de bakın çok önemli bir şey. Ha bu safiyet Platon'dan çağdaşlara kadar değişebilir. Fenomenoloji de işte saf bilinç diyecek. Ama orada insanın kendi kendisi olmak bakımından tam da kendisiyle bütünleştiği o yer, doğru bir şey mi söylüyorum? Kendisiyle bütünleştiği o yerden o sağlam zemini yakalamak gibi bir şeyimiz var. O zaman siz eğer varsa oranları da görmeye başlıyorsunuz. Matematik bunun en önemli şeysi. Oranlar üzerinden de gidiyorsunuz. Peki bu oranlar yaşanan hadiselerin içindeki oranlar mıdır? Hadiseler böyle görünmüyor. Hadiseler böyle görünmüyor. Yani hadiselere böyle dağılmış bir biçimde kendimizi kaptırmışsa
çok farklı retoriklere, çok farklı çelmelere ve çelinmelere çelmelere takılmış ve çelinmelere uğramışsak, hadiselerin kendileri bunu böyle göstermiyor. Fakat belki de insanın macerası böyle bir sınavın içinde olmak. Bunun içinden o birlemeyi, bütünlüğü, düşünce bütünlüğünü ve varlıktaki bütünlüğü kavramaya çalışmak. Yani böyle bir şey var. Göstermiyor. Allah'tan ki matematik dediğimiz bir referans alanı doğuyor. Tekrar söylüyorum, Allah'tan ki oran dediğimiz bir şey var. Bunların hiçbiri belki tam da varlığın içinde yakalanmıyor Platon'a göre. Soyutmuş gibi yakalanıyor. Ama arkadaşlar, bu soyut oranın çok enteresan bir şey. Bir fiziğe tahlili mümkün müdür? Nereye geliyoruz? Bir fiziğe tahlili mümkün müdür? Duyulabilir bir fiziğe tahlili mümkün müdür? Mümkündür. O zaman konu müzisyenlerindir. Buyurun efendim. Oran işte musikiler. Evren musikisi duyuyor bunlar. Yani yaratılışın içindeki musikiyi duyuyorlar. Ya siz niye duymuyorsunuz? Ben niye duymuyorum? Duymaya çalış. Yaratılışın içindeki ahengi duyacaklar. Yaratılışın içindeki vahdeti fark edecekler. Ya bu İhvan-ı Safa'dan söyledim. İhvan-ı Müslümin ne dedim? İhvan-ı Safa dedim. Yani orta çağ. İşte bir falan. Bu nasıl bir algıdır? Söze getirilip de söz, yani sese geliyor, söze değil. Söze gelmesi onun kendi içinde bir katlanıp bunun doğru verilmesiyle alakalı. Fakat sese geliyor, fiziğe geliyor. Bu nasıl bir şeydir, algıdır? İşte Pitagoras dediğimiz zaman böyle bir şey fark ediyoruz. O hem bir birlik, bütünlük, hem müzik, hem evren, hem sabitlik, hem oranlılık karakteri. Bunu bana Fahrettin Hoca telkin etti biraz evvel size verdiği dersi dinlediğim zaman. Gülnaz Hanım, bir şey söylemek ister misiniz? Söz, ses sizde. Ben ne diyeyim? Ya diyeceksiniz. Hani siz böyle bir tahtaya yapmıştınız ya, bir anahtar. Söz anahtarımızı, bu anahtarımızı. O her şeyi bize, o işte işin amentüsü gibi. O portedeki amenti gibi. Yani hocam, bilmiyorum ben. Nereden geldik yani? Niye? Nereden kalktım da ben geldim hocamın yanına? Ben niye bilmiyorum? Yok, hakikaten sahiden bilmiyorum. Yani bütün açık kalpliğimle söylüyorum ama biz o sesi duymaya çok hevesliyiz hocam. Ha, içimizde var. Yani içimizde var demek ki. Onu sahiden nasıl anlatacağımı bilmiyorum yani. Ahengi. Hadi bakalım. Neden bu kadar? Sesten söze gelir belki, dile gelir belki. Önce dile gelsin, sonra dile gelir. Biliyorum. Zor hocam, gerçekten zor. Yani onu özellikle o ahengi duyamadığımız anlarda o kadar çok ihtiyacını hissediyoruz ki gerçekten zor. Onun için belki içimden gelen başka bir şeyi söylersem bir tanım değil, tarif değil ama bir tasvir belki yapmış olabilirim. Yani o bizim hasretini çok duyduğumuz bir şey. O ahengi biz işitmek istiyoruz hocam. Yani o farklılıkları... Ruhumuzun yönelişinde var. Evet. Yani tabii ben mümkün değil benim kelimelerimle onu bulabilmem ama... Buldunuz bile. Hadi buyurun, tarif ifade edin. Aşk bir şemmi ilahidir. Meleğin pervanesi, şevk bir zincirdir, gönlüm onun
yaşayasın. Aşk bir şen ilahidir. Benim pervanesi şevk bir zincirdir, gönlüm onu kâşanesi onun kâşanesi. Yalçın Tura hocamız da sevgiyle, hürmetle analım hocam. Yani, onun eşsiz bir kantatı var. Oradan küçük bir solo bölümü ama benim o tiz seslere sesim artık yetmediği için bir oktav pesten söyledim. Orijinalini ve o güzel orijinalini dinlemeleri için dersten sonra arkadaşlarımla paylaşacağım. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani tabii ben sizi çok fazla zorlamak ve burada o bütünü parçalamak istemiyorum. Yani kelime olarak gerçekten gelmiyor hocam. Yani duygu olarak bir yerdeyim. Keşke kelime olarak, kelime olarak söyledi de bir sır tabii o. İlk kullandığınız kelime aşktı. O emrinin aksi. Evet işte tam işte o. İşte kelime olarak geldi. İfade eder misiniz dedim. İşte orada ifade eder misiniz dedim. Evet orada öyle geldi. Öyle geliyor. Buyurun Ali Hanım. Siz parmak el kaldırdınız. Çok kısa, şey peki, çok kısa şeyi söyleyeyim. Evet tabii. Tabii. Tamam. Aslında ben şöyle ifade etmek isterim. Yani biraz ifade etmeye çalışmak isterim. Çünkü bu hem saydığınız üç madde, işte ahir, özgürlük, verilmiş olanı aşabilme falan, özellikle ahir, bütünlük, uyum, harman dediğimiz şey. İşte Platon. Platon aslında. Sadece Platon değil, aynı zamanda tasarımın temel. Tabii. Tasarım dediğimiz şey de... Yani bir mimar olarak konuşuyorsunuz evet. Şu anda. Evet. Yani hem mimar hem yönetmen olarak konuşuyorum. Evet. Çünkü ikisinde de tasarım vardır. Evet. Sadece sizin oynadığınız malzemenin türü değişir diyeyim. Ve aynı zamanda da eski eşim klasik batı müziği bestecisi olduğu için evet. Onun yaratım sürecine yıllarca eşlik etmeni verdiği bir tanıklıkla da konuşmak istiyorum. Şimdi siz söyleyince, evet sanatçıda şöyle bir şey olur. Yani biz filmi çekerken de öyle bir şey olur. Önce kendinden yola çıkarak anlatayım. Şimdi bir belgesel dediğinizde aklına insanların genelde sadece ardı ardı bağlanmış röportajlar falan geliyor. Ya da bir düğün sahnesini gördüğünüzde zaten öyledir ve akıyor gibi gelir ama öyle değildir. Siz kamerayla birlikte oyuncu olmayan insanların arasına girin bakalım. Onun çalıp bunun oynadığı o düğün sahnesinde o kamera nerede gezinecek bir insan gibi. Tıpkı bir insandır aslında kamera. Bir insan gibi düşünür. Siz onun yerine düşünürsünüz. Bir insan gibi kararlar alır. Siz onun yerine kararlar alırsınız. Bir insan gibi çerçevesini belirler. Siz aslında çerçevenin nerede olacağını, nerede başlayıp nerede bittiğini kararlaştırırsınız. Ve siz tıpkı kendi filminizin içinde hareket eden bir insan gibi bu filmin sonu nereye doğru evrilecek asla belgeselde senaryonun tamamını bilemezsiniz ama bir fikriniz vardır. Ondan da kopamazsınız. Yani elinizde bir hat vardır. Ondan kopamazsınız. Ama sürprizler de vardır. O sürprizlere açık olmakta zorundasınızdır. Ve bütün bunlar olurken sanki her şey dört başı mağmurmuş gibi çekilmiş gibi bir hava yaratmanız gerekir. Ve bunun kurgu aşaması da yine bunun pişirilmesi, neyin fazlalık, neyin az geldiği, karar verme aşamasıdır. Ve bazen çok önemsiz bir ayrıntı gibi akıveren ama sizin orada sezgisel olarak çektiğiniz bir şey, kurguda hayatı anlatan o kadar kurtarıcı bir kare olur ki. Bunu yaşamayana anlatmam çok zor. Yani yapanlar zaten hemen diye oturtacak ama diğerleri yani herkes anlayabilecek ya da bilmiyor. Yani gözlerinizi canlandırmanızı istirham edeceğim. Bunu belgesel yani besteciliğe bağladığında onu da şöyle söyleyeyim. Sanatın her aşamasında da böyledir. Siz sadece yönelişinizi bilirsiniz. Oradan kopamadığınız
yaptığınızı bilirsiniz. O tutku, o arzu, o dile getirme heyecanı, nüvesi, aşkı sizin yakınızı bırakmaz. Size rahat verdirmez. Siz ama tam o rahatlayana kadar da onun tam ne olduğunu sezgisel olarak bilirsiniz. Hiç mi bunun ilmi bilmiyor? Var. İşte uyum var. Yine mimarlığa dönersek belki oranlar var. Belki belli başka kriterler de var. İşte bütünlük var, akışkanlık var. Neyse yani bir sürü şey sayılabilir. Beslene de böyledir. Ve beste yapılırken şöyle süreçlerimiz çok olurdu bizim. Mesela belli bir yere kadar getirir, tıkanır. Bırakır bir dinlesene der. Dinlediğimde diyelim ki şurada çok zayıf, burada başka bir öne çıkması lazım, burada şöyle bir şey olması lazım. Siz dinleyici olarak aslında ona döneriyi verirsiniz. Aa falan diye onun içindeki bir şeyle eşleştiğinde zaten orada yükseltecek mi, forte'ye mi gidecek, işte crescendo bir şeye mi varacak, yoksa artık söndürecek mi, yoksa çatışma mı olmuş. Yani aslında müzik de olsa konuşan, film de olsa, okuduğunuz bir edebiyat eseri de olsa size bir mesajı vardır. Bir şey anlatır. İnsana dair bir şey anlatır. O anlatının kıssasları da, yani geliyoruz yine hocam, şu an bağlıyorum, felsefeye geliyoruz. Bütünlüktür. Düşüncenizi çatmanızdaki, sizin kendinizi inşa sürecinizdeki bütünlük yansıdı. Evet, teşekkür ediyoruz. Parçalanmışlık ne kadar önemli bir konuymuş. Bunun içinden çıkamazsak bırakın parçalanmışlığı, paramparça olacağız. Yani öyle böyle değil, paramparça olacağız. Yani tuz olacağız. Yani burada toparlanmanın hiç olmazsa tefekkür açısından bütünlüğü, ahengi aramak bakımından çok önemli bir şeysi var. Dışarıdan dinleyen, yani ekrandaki arkadaşlarım da bizim içimizde, dışarıdan herhangi biri şu konuşmayı dinlerseniz ne düşünecekti acaba? Yani bunlar böyle nereden çıktılar da ne konuşuyorlar diye. Ve gerçekten çok önemli şeyler söyleniyor şu anda felsefe atölyemizde. Yani paramparça değil, parçalanmış değil ama bütünlüğe doğru olmak. Şimdi Platon seviyesinde buradan nasıl çıkılırı değerlendirirken işte sağlam zemin buraya giriyor, oran giriyor, bütünlük giriyor. Ahenk giriyor. Fakat bir de Sokrates babanın, yani Platon için söylüyorum, Sokrates babanın önemli bir vasfı ve felsefesinin önemli bir temeli giriyor. Arkadaşlar bu etik alandır. Nereden çıktı hocam? Nereden çıktı? Platon'un Gorgias'ında bedenden başlıyorsunuz, siyasetle bitiriyorsunuz. Ama bugünkü siyaset değil. Yani adaleti gerçekleştirme sanatı anlamındaki adaleti, yani asli oranı, varlığı, ahlakı, erdemi içinde tutan adalet erdemini gerçekleştirme sanatı olarak ortaya çıkıyor. Ama hepsinde bir bütünlük var. Yani kademe kademe, işte insan bedeni, insan ruhu, insanın kendi ölçüsünü bulması, toplumun ölçüsünü bulması ve her şeyin yerli yerine konulması sadece ahlaki değil, sadece hukuki değil, aynı zamanda varlıksal anlamda her şeyin yerli yerine konulması. Adalet idesinin, işte bu da bir ilim adını taşımaksızın, bu da bir siyaset adını, adalet erdemini gerçekleştirme sanatıdır deniyor. Bakın aynı şeyi takip ediyoruz. Bunun bir musiki tarafı var. Bunun biraz evvel ya Platon seviyesinde, Platon gibi konuşuyorum. Ama bunun tabii bir erdem tarafı var Platon'da. Bunu hatırlatıyorum. Geçen senelerde üzerinde çok durduk. Bunun bir erdem tarafı var. Bir erdemi yakalıyor ya da yakalatıyor casına konuşuyor ve yaşıyor, yaşatıyor öğrencilerini ve öğrencilerine konuşurken bunu yapıyor kendisi açısından. Yani bir ahlak insanı olarak bir... Yani neden? Çünkü bu sizin gerçekleştireceğiniz bir alandır. Yani etik alan sizin aktör olduğunuz ve kendi yönelmiş olduğunuz erdemi yönelmekte olduğunuz o yerde ona doğru yönelirken gerçekleştiriyorsunuz. Değil mi?
ona doğru yönelirken gerçekliği. Ben oldum bittim, hadi şimdi kalıba girdim, ben bu kalıbım, hiçbir şey demek değil. Siz ona yönelirken, o cehdi verirken gerçekleştiriyorsunuz. Bütün mesele bu ahenk, öylesine bir ahenk değildir. İçinizde keşfedilecek bir ahenktir. Fakat bu bir erdem olduğu andan itibaren kendi özgürlüğünüzü cesaretle, Platon için söylüyorum, cesaretle yaşayacağınız o yerdir. Bu sizin bu cesaretle yaşayacağınız erdemi, ölçüyü kendinize aktarmanızdır. Bunların hepsi bir eylem planıdır, eylem halidir, bir aksiyon halidir. Ve en sonunda bunu toplumla ve bütün bir insanlıkla, bütün bir evren yapısıyla bütünleşircesine yapmaktır. Buna da adalet ediyoruz. Bu çağdaş felsefelere gelince bir başka anlam taşıdığını düşünüyorum. Ama eskiden de bu anlam var. Ya bu üçlü var gibi bana her seferinde geliyor. Ama mesela Platon seviyesinde meseleyi derinleştirdiğimizde bu daha çok ahenk üzerinden kurulan bir şey. Ama diğerinde çağdaşa gelince bunun özgürlük tarafını daha çok işliyorsunuz. Yani biz diyelim ki eksistansiyellerde özgürlüğü anlıyoruz. Ama bu özgürlüğün aktarılacağı yer sizin kendinizi kendinize nazaran her anlamda aşmanızla alakalıdır. Bu aşkına doğru, aşkınlığa doğru yönelişimizle alakalıdır. Bunlar farklı dönemlerde farklı ağırlık noktaları teşkil edebiliyorlar. Biraz daha fazla olarak veya biraz daha az olarak, nasıl aşkın içkine ne kadar önem verirseniz, içkine önem verirseniz şu felsefeler çıkıyor, aşkına önem verirseniz şu felsefeler çıkıyor. İkisinin birlikteliğine önem verirseniz bu felsefeler çıkıyor. Aynı şekilde bu üçlü kavrama önem verdiğiniz, üçlü hale önem verdiğiniz zaman farklı felsefe sistematikleri size farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Mesele nedir? Ahenktir, bütünlüktür. Pitagoras gibi söyleyecek olursak, kainatın, varlığın içindeki musikiyi oranı bir adına birleyerek duymaktır. Bunların hangisinde tasavvufu tanımadınız arkadaşlar? Tekrar söyleyeyim. Bunların hangisinde tasavvuf adına öğrendiklerimizi teşhis etmediniz? Tespit dediğimde teşhis etmediniz. Demek ki la ilahe illallah diyor, işte var. Evet, hepsinde var. Böyle bir şey. Buyurun Nilgün Hanım, siz konuşmayı vaat ediyorsunuz. Vaat ettiriyoruz size. Aman hocam, vaat etmedim ama. Halinizde böyle bir, peki geleyim bari anlamında. Kabulleniş var mıydı? Boynumu sıkıldığım için. Estağfurullah, buyurun efendim. Çok güzel konuşmalar oldu gerçekten. Evet. Dün Vahf TV'deki programınızda istiyorsunuz. O da işte vahdet olduğu için Vahf olan öyle oluyor. Buyurun ama siz bugün İzmir İktisat Kongresi, pardon İzmir Kongresi. Bugünkü dersimizde Platon yönünden inceledik. Modern felsefeye. Bilgelik olunca bunlar hep her seferinde aynı şeyi aslında farklı akışlarda zuhurlar gösteriyor. Evet. Yani böyle bir bütünlük var. Bilgelik adına okursanız eğer. Siz konuşmanızda, İzmir İktisat Kongresi'ndeki evet, konuşmanızda fenomenolojiye de değinmiştiniz. Yani bir tek kelimeyle çağdaş, konuştum, o hemen fenomenolojiklerde girmiş maşallah. Çağdaş felsefe açısından evet, da bunu yorumlayacak olursak, orada biraz daha karmaşık bir yapı çıkıyor olsa da, tabii biz sizin rehberliğinizde bunu sadeleştirmeye çalışacağız. Ben naçizane. Sadeleşme, aynı zamanda içindeki safiyeti yakalamak. İnşallah. Bizi tabii dualist bir bakış açısı yok. Fenomenolojide bilinç kendine kapalı değil ve bilinç özne, süje, çevresiyle
temas halinde değerlendiriyoruz. Bu çevre işte sosyal, işte antropolojik, iktisadi, siyasi, her neyse bu alanda değerlendiriyoruz. Şimdi burada bir kopukluk meydana geldiği zaman sıkıntı oluyor. Ve sanırım üzerinde kopukluk durduğumuz... Kopukluk kavramı burada negatif kavram olarak çok önemli. Evet. Yani dağılmışlık, dağılmış. Evet, dağılmış düşünce. Tabii bu bir kopukluk ve buradan da tabii mesafe kavramına ister istemez atıfta bulunacağım. Mesafe kavramında bu defa bir irtibat söz konusu oluyor demiştiniz daha önceki derslerde de, yani bir rabıta. Fakat bu rabıtanın koptuğu yerde sıkıntı başlıyor. Çünkü aslında mesafede kendiliğinden rabıta olması gerekiyor. Metafizik kopuşa gidiyoruz bu rabıta yoksa. Ben bizim gençlik yıllarımızda şimdi pek konuşulmuyor ama uyarı gelirdi büyüklerimizden, rabıtalı otur, rabıtalı ol falan. Rabıtalı insandır işte. Rabıtalı insan. Annemin de ifade etti. O geldi aklıma. Buradaki bağlantı aslında çevreyle bağlantı, çevreye karşı düzgün davran uyarısıydı belki de. Kelimeler üzerinde dururken çağrıştırmaya başlıyor. Yani çevreye uyumdan da bahsedebilirsiniz ama ben geçen gün bunu ifade ettim. Kusura bakmayın sözünüzü kestim. Belki buradan daha rahat devam edebileceksiniz diye kendime müsaade ettim. Bunun Erzurum ağzındaki ifadesi tersten söyleniyor ifade. Devamsız. Evet. Devamsızlık yapma diyorlar Erzurumlular. Var mı biraz Erzurum burada? Tam olacakken çıktı dışarıya, devamsızlık yaptı, rabıtayı kesti. Devamsız dedikleri zaman hocam, bu onlardaki bizim ifade ettiğimiz, biz pozitif olarak kullanıyoruz, onlar negatif olarak kullanıyorlar. Rabıtalı insanı otur oturduğun yerde diyor. Mesela güzel davranışlar sergile diyor. Bu rabıtanın neyle alakası var, neye rabıtadır, neye merbuttur kelimeyi öyle kullanalım diye baktığımız zaman burada köke merbudiyet de duracak. Yani köksüzleşme, bir anlamının olması, tutarlılığının olması, toplumsal anlamda bir uygunluğunun olması, bunların hepsi bir arada giriyor. Aslında kelimelerimize bir tahlile girişsek, çok şey çıkacak buradan. Niçin bu kelimeyi kullanmışız? İstanbul'da böyle, Erzurum'da böyle kullanılmış. Buyurun lütfen. Yani sadece dış dünyayla değil, dış çevreyle değil. Ama her bakımdan o bütünlüğü sağlayacak, tutarlılığı sağlayacak, ahengi sağlayacak. Örfe, töreye, ahlaka, değerlere, nizama, intizama dikkat ederek hareket etmek veya hareket etmemek. Çok rabıtalı insandır. Evet. Peki artık kullanılmıyor herhalde, duymuyorum çünkü. Şimdi biz kullanmaya başladık çok şükür. Belki de o rabıtada aynı zamanda müteal olanla bir bağlantı da var dolaylı olarak. Şimdi köke merdut. Evet. Köke merdut. Bağlı kopar mı? Tabii tabii. Bağlı. Bağlı kopar mı? Evet. Şey, o ekmek teknesinde vardı ya o ifade. Hatırlıyor musunuz ekmek teknesi? Evet. Hatırlıyor musunuz? O ekmek teknesi çok güzel bir şey. Evet. Yani neydi ekmek teknesi? Şey, rabıtayı koparmayalım. İrtibatı. İrtibatı koparmayalım. O yani öyle bir veriyor ki bir Türk tam yani bizim şeyimizi, irfan anlayışımızın içinden konuşuyor ekmek teknesindeki. İrtibatı koparmayalım baba diyor. Yani ne olursa olsun irtibatı koparmayalım. Çünkü onun manası köke merbut olduğu yerin sembolü adam gibi durup adam olan insan. Çok önemli. Buradaki adamlar kastım maskülen anlamında değil, aslan gibi insan. Buyurun. Tabii buradan da aşkınla olan rabıtadan tabii ki edep kavramına geçiyoruz. Başka bir alana giriyorsunuz. Bir başka alana giriyoruz. Daha tasavvufi bir alan belki ama
kendiliğinden çağrıştırıyor. Çünkü bu kopukluğun görünen şekli de edep kavramından uzaklaşmak aslında. Bu manada kullanılmış evet. olabiliyor. Yani evet. haya manası evet. edepten. Mütalığının daima huzurunda olduğunu hissetmek anlamında. Tabii ama tam ihsan, evet. ihsan da evet. olduğu gibi. Tabii tabii bu manada edep. Evet. Bu da birini bütünlüğü sağlayan önemli bunlardan bir tanesi. Onun için bir şekilde hissedip eğer bir gün manaya iman ettiğimiz, manalılığa iman ettiğimiz ve bunun temelinde müteal olup da içimizde yaşattığımız o Allah'a bağlantılı olarak tekrardan bir medeniyet konseptimiz olacaksa bu işte bütün bu konuştuklarımız aslında yerli yerine oturuyor. Bu tefekkür edilmezse asla olmaz. Bunu bir hukuk, üstelik de bir pozitif hukuk metninde yazarlar. Sizden pasaport isterler. Yazıyor mu burada Allah'a iman diye. Neden bakarlar? Yazanlar şu kanunu, yazmayanlar bu kanunu diye. Şuradaki bağlantıyı, şuradaki rabıtayı, şuradaki devamlılığı ve şuradaki ahengin idrakini ve ahengi imanla bütünleşerek doğru bir bilinçle, adalet fikriyle, bütün erdemlerin fikriyle yaşayıp da ahlak haline getirene ihtiyaç olacağı bir dönem bunun ifade edileceği ya da ifade edilemeyecek kadar yaşanacağı bir zemine ihtiyaç var. Bugün her an bunun problemini şimdi miting alanlarından da, efendim, siyaset alanından da hissediyoruz. Neyse. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yine fenomenolojik alana geldiğimizde yine burada özgürlük kavramı, yani yönelimsellik, entansiyonelite konusuna değinebiliriz. Burada özgürlükle bağlantısı pek çok şeye doğru yönelebiliriz. İşte o yöneldiğimiz alanlarda seçimimizde özgürüz. Burada da değerler meselesi gündeme geliyor. Seçtiğimiz yolu, o yollardan hangisi ise, hangileri ise bunun gerçekleşeceği zemin, değerler zemini. Tabii özgürlük meselesinde yine kavramsal olarak bir bağlılığınız söz konusuysa eğer bu bizim için bunun bir değeri var. Eğer akt oluşmamışsa mütealle böyle bir sorumluluk hissimiz yoksa şayet orada dağılmışlık, düşüncede, eylemde dağılmışlık görüyoruz. Vahdet fikri tabii üzerinde en çok durduğunuz nokta, biz de bu açıdan yaklaşmak nasip olsun inşallah. Çünkü olayların görünmeyen yüzleri, fenomenlerin bize görünen bir de görünmeyen anlamlandırdığımız, daha doğrusu mananın ortaya, evet, mana verdiğimiz o fenomenin ortaya çıkması ve bizim bunu kavramamız, işte bunların alışkanlık haline gelmesi için hayatımızda bizim için bir eksen oluştu, doğru mu kullanıyorum bilemiyorum, oluşturması için, bizim için bir mihenk olması için de çokça mücadele vesaire, her şeyi bu açıdan görme alışkanlığını edinmemiz ve böylece bu huzuru hissetmemiz, huzur kavramını göreceğiz tekrar. Biz felsefe mi yapıyoruz acaba yoksa? Biraz karıştı. Biraz iç içe girdi. Huzur kavramı üzerinde çok durduğumuz bir konuydu.
hem kendi içimizde hem çevremizde gördüklerimizde bunun oturması için, her şeyin yerli yerine oturması için böyle bir dinginliğe, böyle bir huzura da ihtiyaç duyuyoruz. Toplumca duyuyoruz. Toplumsal olarak duyuyoruz. Evet. Çok metafizik kopuş. Her birimiz bu toplumda, evet. O toplum adına duyuyoruz. Teşekkür ederim. Galiba çağımızın veya kendi toplumumuzun sorunu da bu. Çünkü burada belki de gerçek anlamda yaşanan metafizik kopuş başka bir görünüm, kopuş olmayan bir manzara gibi kendini gösteriyor. Sıkıntı burada. Aslında bu kopuş gerçekleşmiş. Pek çok insanda veya her bir ülkenin önünden menkul bir özgürlük haline var. Ama farkında olmadan aslında dağılmışlık. Dağılmışlık var fakat son derece ustalıklı biçimde gizleniyor bunlar. Görüntü olarak farklı bir görüntü verilmiyor ama o kopuş çoktan gerçekleşmiş ve huzuru onun için de bulamıyoruz gibi geliyor. Kendimi tam ifade edememiş olabilirim. Metafizik kopuş kavramı sizin kavramınız ama burada çok önemli. Aslında aşkınla bağlantı çoktan kopmuş pek çok alanda. Görüntü itibariyle farklı, daha sanki o kopuş yok, o bağlantı devam ediyor gibi görünüyoruz. Yani gerçeklik sergilenen şekliyle değil, öyle değil. Sergilenen şekil sanki bağlantı... İddia edildiği şey. İddia edildiği şey. Orada o sergilenişte bir iddia var. Evet, bunu ifadesi zor bir alan olduğu için. Burada evet çok güzel. Yani bugün öğleden sonra burada konuşulan her şey dışarıdan bakıldığı zaman, hatta biz de böyle bir ilk bakışta ya da ilk dinleyişte dinlediğimiz zaman çok zor anlaşılır şeylermiş gibi gelecek. Ama dikkat edin, bütün söylemler, bütün şu ifade edilenler toplandığında ve birlikte düşünüldüğünde, birbirinin peşi sıra bir bütün halinde dinlendiğinde aslında burada bir kitap yazılıyor, onu söyleyeyim. İlerisi. Evet, burada bir kitap yazılıyor. Çok önemli, çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Yani bunlar sanki farklı farklı şeylermiş gibi, arkadaşlarımın konuştukları sanki çok farklı şeylermiş gibi, arkadaşlarımın konuşurken söyledikleri birbirinden çok farklı ifadelermiş gibi geliyor. Ama bir bilgiye, bir malumata, bir daha önce değerlendirmeye dikkat etmiş olduğumuz birkaç hususa atıf yapıyor. Ama bunları toparladığımızda ve referansı İzmir İktisat Kongresi olarak verdiğimizde bunun o teşvikte. Siz çıktığınızda değerli Neslihan Hanım Erzurum'dan ve Erzurum'un bir teriminden İstanbul'un bir terimiyle onu karşılaştırarak bahsettim. Devamsız kavram. Rabıtalı kavramıyla bir münasebet kurdum. Tersten bir olumlu bir olumsuz olarak aynı kavram. Evet. Ne yaparsınız? Çok sık kullanırım ben. Evet, yani bizim evde de kullanıyorlar maalesef. evet, bir şey söyleyeceksiniz. Evet hocam. Hadi buyurun. Böyle gece çok heyecanlandım. Buyurun, heyecanınızı burada bize ifade edin. Hocam, saçımlar sandı, özür diliyorum. Ne yapalım artık? Bu kadar akıllı sözün yanında biraz saçmalık. Musiki olacak bize, böyle huzur verecek ayrıca. Hayır hocam, musiki değil. Şimdi bu İzmir İzmir konferansından sonra ya ben o kadar mutlu oldum ki. Neden dolayı problemi ortaya koyunca siz mutlu oluyorsunuz demek ki. Hayır, ben bu konferansı bekliyormuşum hocam. Yani bu benim ihtiyacım değil sadece. Toplumun ihtiyacı, dünyadaki insanların ihtiyacı, dağılmış düşünce, parçalanmış hayatlar. Hocam çok saçma gelebilir, çıkarırlar, keserler. Hiç öyle bir niyeti görünmüyor Ebru Hanım. Çok memnun olarak bu nevi hazır vaziyette. Hocam,
Bu kadar çok ihtiyaç var ki. Ve bence demek ki bu problemin burada, görülmesine ihtiyaç var. Felsefeciniz bunun galiba. Yani. Evet hocam. Yıllardır buraya geliş gidişimizin ana gayesi parçalanmış hayatı. Hayır, zamanla tamamen bütünleşmiş durumda. Yani ben siyasi olacak diye hani şey yapma. Hayat da zaten siyaset. Hocam şimdi herkes olumsuz bakıyor ama ben bunun çok tam tersi diyeceksiniz ki siz çok tabii bir insansınız. Hani böyle çok lay 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 hani çok güzel düşünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah öyle olayım. Hocam bu kadar kıymetli ki şimdi biz burada uzun zamandır bunları hani hep hazırlandık, hep konuşuyoruz, hep bunları konuşuyoruz. Aslında sadece Türkiye için değil, dünya için konuşuyoruz, insanlık için konuşuyoruz. Yaptığınız vazife o kadar kıymetli ki hocam, daha 20 dakika kafamı darmadan söyleyeceğim. Şimdi benim çok yakın bir akrabam var. Evet, Cenab-ı Hak başkanı olarak çok önemli bir vazife. Evet hocam, evet. Başkan. Çok yakın bir akrabam var. Dünya iyisi bir insan. Fakat şu anda o kadar karamsız, o kadar umutsuz, o kadar hayata küsmüş durumda ki sabitlemiş durumda. Bu benim canım. Şimdi sürekli onunla diyalog içindeyiz. Ben de tam tersi bu dönem bunu dinledim. O kadar umutluyum ki, o kadar absürt kaçıyorum ki. Kendi absürtlüğümün de farkındayım ama hocam bu konferans yeter zaten. Mucize oldu hocam. Şu anda birleşerek birliğe bu kadar karşıt fikrin, ben siyasete asla bahsetmek istemiyorum. Hocam tamamen olmaz, olamaz diyen düşünceler şu anda yaşanıyor. Yani ben daha fazla bir şey zaten beklemiyorum hocam. Mucize aslında belki de bütün bunlar burada bu ocakta sizin başkanlığınızda. Yani ben böyle düşünüyorum. Siz bunları anlattınız. Bizler bunun üzerinde düşünüyoruz. Birlik için, tevhid için. Her birimizin yüreği bu anlam doğrultusunda çarpıyor. Bizler belki de bu anlam için var edilmiş varlıklarız. Kesin. Kesin. Yani bu idrakine nasip etsin manamın. İnşallah. Çok eksiğiz ama bu aşkla yaratılmışız. Bunu bulmak için buradayız. Ve bu kadar savaş, bu kadar acı, bu kadar eziyet hiçbirisi sebepsiz değil canım hocam. Aziz Hocam, ve siz bizim hepimizi bir şekilde Platon galiba insan ışığı göremez, ışıkla görür. Bunu dün yürürken gördüm. Siz hepimizin ışığını yaktınız hocam. Şimdi ben bütün bu konu, burada konuşulanların Türkiye'deki ışığı da yaktığına inanıyorum. Bunlar benim kendimce ve o kadar umutluyum ki bir şey olmasına da hiç gerek yok. Olan oldu zaten. Türk insanı, Türk medeniyeti, Türk insanının güzelliği, o Anadolu'nun kadim kültürü canlandı hocam. Ben öyle görüyorum. Ütopik belki ama kesinlikle böyle hissediyorum. Bunu paylaşmak istedim. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Uyanma her birimizin kendi içinde. Zaten ezeli ve ebedi olan, var olan, ezelden biri var olan ışığın, zaten var olan ışığın fark edilmesiyle alakalı. Hiç kimseyle bir alakası yok galiba. Evet. Efendim buyurun diyeceğim. Şimdi Beyza Hanım var. Işık deyince tabii bir siz... Evet, evlat kardeş sonra abla. Buyurun lütfen Beyza Hanım. Beyza Hanım birdenbire ben görmemeye başladım. Hocam lütfen. Duyuluyor mu sesim? Gördüm. Buyurun lütfen.
Hocam ben biraz daha değinilmemiş bir konudan bahsedeyim. O zaman. Öyle dersiniz zaten. Yani siz onun için müracaat. Bütün konuşmalardaki çağrışımların tamamına katılıyorum. Birliği, muhatabiyeti, o vermek istediğiniz mesajları çok güzel hissettirdiğinizi düşünüyorum. Ama ben kendi adıma bir başka şey daha hissettim konuşmayı dinledikten sonra. Bu da haysiyet. Buraya nasıl geldiğimi anlatacak olursam da sizin konuşma arasında durumu, sıkıntıyı tasvir ederek ederken kullandığınız cevabı başkaları tarafından verilmiş ben neyi ümit etmeliyim sorusu diye bir tabiriniz vardı. Bu aslında hani çok yabancı olmadığımız bir tabir belki. Yani Belkıs hocamızın başkaları tarafından giydirilmiş elbise tarifi de buna çok benziyor. Bunun üzerine biraz düşünüp evet bu bir aslen özgür olmama hali. Bir dayatmaya maruz kalma. Yeterince bir anlam arayışında olmama gibi tanımlayabiliriz. Fakat burada bana güzel gelen kısım şu oldu. Siz bu tasvirini yaptıktan sonra bir iyi olmama halinden bahsettiniz. Yani bütün bunlar evet ben belki bir anlam arayışına girememiş olabilirim yeterince. Bir şeylere kapılmış olabilirim. Başkalarının verdiği cevapla neyi ümit etmeliyim, bu hayatta neyi murad etmeliyim cevabıyla amel etmek istiyor olabilirim. Belki de bu da benim bir özgürlük alanım. Ama sonra dediniz ki ama bütün bunların neticesinde bir iyi olmama hali var. Yani evet insanlar buna kendini kapıp koyuveriyor ama sonra da yine iyi olmuyorlar. Sonra da aslında biz size bir bilgi kişi olarak şunu sorduk. Biz nasıl iyi olabiliriz? Bize bunu tarif eder misiniz? Bir reçete verir misiniz? Neleri yaparsak iyi oluruz? Siz de dediniz ki yani bunu tabii ki demediniz ama ben kendimce sizin hangi saiklerle reçete vermiyorum dediğiniz üzerine düşündüğümde sorunun kendisi bu zaten. Ben neyi ümit etmeliyim, kendim bulmalıyım. Ve aslında orada sanki bana dediniz ki, bize dediniz ki bu o kadar önemli bir konu ki bütün hayatım boyunca neyi ümit etmeliyim sorusunun cevabını bir bilgi kişi bile bir başkasıdır senin için. Bunu kendin bulmalısın. Sen bu kadar haysiyetlisin. Ben bu sorunun cevabını vererek senin haysiyetine zarar getirmek istemiyorum. Sen bunu kendin bulabilirsin. Yani ben orada sizin tavrınızdaki hem bilgeliği ve tutarlılığı hem de kendi açımdan da haysiyetliliğimi hissettim. Bu çok hoş geldi bana. Yani konuşmanın tamamında şunu hissettim. Bir insanın düşüncesi parçalanmış da olsa, bir insanın kendisi dağılmış da olsa, hayatı dağılmış da olsa o insan haysiyetlidir. Ve bir bilgi kişi ona imkanı hatırlatır. İyi olma imkanını hatırlatır. Ancak asla ona ne yapacağını söylemez. Bunu çok buldum kendimce ve bizim dönüp hani bu sadece Filiz Hanım'ın sorusu üzerine söylemiyorum. Ayrıca o çok çok hoş bir konuşma yaptı. Daha önceki derslerde de siz reçete vermediğinizi birkaç kez söylemiştiniz.
O zaman çok hani bu açıdan düşünmemiştim. Sadece burada sorunu tasvir ederken başkaları tarafından verilmiş ben neyi ümit etmeliyim sorusun cevabı başkaları tarafından verilmiş soruyla hayata devam etmek dediğinizde o zaman o bağlantıyı kurup zaten sorunun kendisi buyken biz dönüp Kenan hocamıza tekrar biz neyi ümit etmeliyiz? Bize sayar mısınız, listeler misiniz diyoruz. O da bunu belki de tekrar yüzümüze vurmadan ben reçete vermiyorum diyor sadece. Benim için hoştu bu bağlantıyı kurma. Teşekkür ediyorum hocam. Bitti mi? Devam edecek misiniz? Güzel gidiyor. Yani devam isterseniz. Şimdi evet ben bunun üzerinde duruyorum. Yalnız ümit kavramı ve kendinizle tam bir ahenk içinde buluşmanın yeri olarak dışarıdan bir şahsın herhangi bir reçete önermemesinin değerlendirilmesi konusu bir araya geldi. Bu bir şahsiyetle ilgili üç kavram açısından düşünülecek olursa özgürlük kavramını rencide etmeyen bir aşma hareketidir. Yani özgürlük kavramını reddetmeyen fakat özgürlüğü de kendine göre bu aşmanın icabı olarak değerlendiren, özgürlüğü bir değer bilinciyle seyreden bir seviyede onu görmektir. Bu yine tekrar dinlediğinizde muhakkak daha iyi anlayacağınız bir ifade oldu. Hatırlayacaksınız yine bu kürsüden ve bu salondan Safiye Erol'u değerlendirirken Safiye Erol'un hocasının kendisine söylediği birkaç sözü hatırlıyoruz. Bunlardan bir tanesi seni ümitsizliğe kapılmaktan emir men ederim diyor. Bunun ifadesi nevmid olmaktan men ederim. Şimdi bakın burada bir ikaz var. Ama sizin sizdeki ümidi açabilmeniz ve böylesi bir alanın içinden kendinizi tekrar fark edebilmeniz, yani o içteki durumunuzu aşabilme ve kendi özgürlüğünüzden hareketle durumunuzu aşabilmesi için bir ikaz var. Safiye Erol'un bu ifadelerinin yer aldığı o hepimizin bildiği metinde doğru zamanda doğru komutları verir diyor. Lütfen siz söyleyin Füsun Hanım. Hakiki bir doğru komutlar verir ve yerime dediği zaman diyor istikametini şaşırmış olan bir bey yerime... Çok güzel bir ifade. Çok güzel bir ifade. Yani burada şunu yap, şu tanıma uy, şu genelgedeki gibi hareket et, şu talimat seni adam edecektir filan demiyor. Yani bunun şeysi yok ama öyle bir kavrayış, öyle bir yalnız bırakmayış ama benim seni yalnız bırakmayışım senin kendinle bütünleşişinden dolayıdır diyen bir taraf var ki o zaman işte ümit de, özgürlük de, aşkına doğru yönelme de yerini kazanıyor. Şimdi bu mefhumu, bu nosyonu, bu anlayışı, böylesi bir iklimi biz unuttuk, unutmuşuz toplum olarak veya bu noktada bir araya gelemiyoruz, birbirimizle hasbihal edemiyoruz, ehli dil birbiriyle münasebetini kesmiş veya münasebet halinde değil durumlar bunu gösteriyor. Onun için biz bunu hatırlamıyoruz. Bu aynı zamanda size bir dışarıdan bir şey öğrenmek değildir. Size kendi ışığınızı kendinizden uyandırmak adına bir tembihtir.
Değil mi? Tenbih kelimesini bir iltizam, iki defa aynı kavramı kullanmak bahasına da söyledim. Tenbih, bizim intibahtan, uyanmaktan bildiğimiz tenbih kelimesidir. Yani onu buraya uyandırıyor. Bu onun içindeki ama orada ben seninle beraberim diyecek arkasından. Yani bir hoca, bir bilge seninle beraberim diyecek. Şimdi bütün Ebru'nun kastettiği asli bilgi, temellendirilmiş bilgi, güvenilir bilgi, apaçık olan bilgi veya böylesi bir alana doğru yöneliş hali siz ancak oradaysanız mümkündür. Yani bilgiyi kendinde hasıl etmeye çalışan o insan kendi ayakları üzerine durur. Sadece dışarıdan bir takım metinleri ezberleyip oraya gelmez. Onların da bir vazifesi muhakkak vardır ama burada başka bir şey. Yani siz size verilmiş olan emanetten okuyacaksınız. Neresi bu emanet efendim? Kendinizden okuyacaksınız. Siz size emanetsiniz. Kendinizden okuyacaksınız. O zaman o emanetin kendinden kendine bir uyanışını gerçekleştiğini bekliyorsunuz. Ya da o kendisinde böyle bir potansiyeli görecek. Burada bir tanım vermemek gibi, yani eksistansiyeller için söylediğimiz bir değerlendirme var ya, o manada da reçete vermemekten bahsediyoruz. Ama o kıvamını nasıl bulacağı konusunda, kıvamı bulma tecrübesini gerçekleştirip hala o kıvamda durmasını bilenden kendine sirayet ettirir. Hadise bu. Kıvamda bulma tecrübesini gerçekleştirmek halinde, gerçekleştirme halinde, yani aksiyon halinde var olan birinden bunu kendine sirayet ettirebilir. Bunun en güzel hali bir inanan için peygamberdir. İsterse hayatta, isterse beka halinde kendisini bize hatırlatmış olsun. Onun için onun gerekliliğine iman ediyoruz. Bakın, inanıyoruz demiyorum, iman ediyoruz diyorum. Ve buradan hareketle onun gibi olmuş ve onun yürüdüğü yolda yürümüş olan onun varisleri de varsa onları da ittiba etmek, fark etmek onları gerekir diye düşünüyoruz. Bu ama kendi içindeki ümidi, ümit halini tekrardan hasıl etmesiyle alakalıdır. Çünkü zaten bu ümittir, sen yalnız değilsin demek anlamında biz iman ediyoruz. Bağlanıyoruz. Sen yalnız değilsin. Ben bağlanmıyorum, bana bunu söylemiyor. Hayır. Sen amentü dediğinde sen yalnız değilim diyorsun. Sen yalnız değilsin'i kendi adıma ondan aldığım o şevkle kendim olarak dile getiriyorum. Bu herhalde gramer hatası yapmadım değil mi? Yani bir şey anlatmaya çalışıyorum. Orada bir işleşlik var. Çünkü o sen yalnız değilsin derken, ben seninle beraberim derken, Şibli Hazretlerinin cevabı gibi ben hep seninle beraberdim, sen kimindeydin sorusuna cevap ararlar. Bunları sormazlar. Hoca efendi demiş ya, yani böyle zihnimizdeki diyor. O böyle olduğunu kendimden kendime tasdik ediyorum. Yoksa bir yere borcum var da o borcu bu manada değil tabii. Başka borçlar olabilir ama bir borcu ödüyor değilim. O kendimden kendime olan bir mükellefiyeti açıyorum. Aktüalize ediyorum. İkrar veriyorum. Dile getiriyorum. Ve eksenimi çiziyorum. Eksen hat üzerinde olmaya devam etmek için bir ikrar veriyorum. İman ediyorum. Bu böyle bir şey. Doğru ama bunu hattı kenarı, işte illa böyle üniforması, elbisesi, kendinden başkası
değildir. Yeter ki bunu size sağlayan yolda olduğunuzu siz idrak edin. Bakın burada yol kavramı girdi. Bunu size idrak ettiren bir temiz hava içinde olduğunuzu ve bu havayı eğer temizliyse temizlemek gerektiğini, yaşanması gereken, uygun olan bir iklimi oluştururcasına fark edin. Ve toplumu böyle bu hale, temiz hava solunan bir toplum haline getirin. Ya da temiz hava solumayı özlemiş olduğunu, içinin bunu özlediğini ona hatırlatın. İhmal etmesin. Hijyen sağlasın etrafında. Hem kendileri için hem herkes için bir toplum oluştursun. Bu bir erdem toplumudur. Bu bir erdem toplumudur. O bakımdan bunu çok güzel ifade etti değerli arkadaşımız Beyza Hanım. Çünkü zaten bana verdiği o emanet bir başka ifadeyle haysiyetim değil mi insanlık anlamında ve kendim olmam anlamında? Bana verdiği emanet kendi haysiyetim. Bunun tehiri, böyle bir haysiyetin, idrakinin tehiri doğru değil. Bunu idrak edelim. Bu bir haysiyet meselesi. Bu bana haysiyetimi hatırlatıyor böyle bir bakış derken bu haysiyetin ne kadar temel olduğu ama haysiyetin de başıboşluk olmadığı, çok daha yüksek bir mükellefiyet olduğunu da idrak etmek durumundayız. Emanet fikri üzerinden gittiğimiz zaman aman sağlam tut diyor. Sana inandım diyor Allah. Sana teslim ettim. Bu emanet sende, senin üstelik de zübde-i alem olmak şeklinde idrak etmen gereken o kendin olma, kendinden kendine olan emanetin sende. O zaman işte o uyanış, o tembih, o hatırlatma belki itibar ettiğim hatta varlığının gerekli olduğuna iman ettiğim ve iyi ki var ben onunla varım dediğiniz o insan söz konusu olabilir ama o sizi size davet ediyor. Bunu bir iyi anlayalım. Bunu bir iyi anlayalım. Ve o sizin yolunuzda kendi yolunu yürürken aynı zamanda sizin yolunuzda size refakat ediyor. Yani refik oluyor. Refik oluyor. Ümidi varsa sonunda bence hasret ne güzeldir. Ümidi varsa sonunda bence hasret ne güzeldir. Evet, tam da bu. Tam da. Yani o hasreti duyabilmek, o ümidi yaşayabilmek her şeye rağmen en nevmiydi olduğumuz yerde. Çünkü bu insanlık haysiyetiyle birlikte anıldı değerli arkadaşımızın sözlerinde o kavram, ümit etiş. Ve reçete verilmemesi gerekir şeysi birlikte anladı. O zaman diyor ki ben taş değilim ki hareket kanunlarına bağlı olarak beni bir yerden alacaksın bir yere yerleştireceksin. Ben kaya değilim ki orada mıhlanmış durayım. Ben deniz değilim ki kendi iç dalgalanımlara uygun olalım. Denizlere, dağlara teklif ettik. Kabul etmediler. Ama insan. Ama yanılsam da, cahil olsam da, belki de bunların bir ön gereklilik olduklarını kabul ederek, şimdi ben bu emanete sahip çıkma varlığıyım. Diyor. Ben haysiyet varlığıyım. Kendi haysiyetini, kendi ben taş gibi konulacak, dağ gibi orada tutulacak. Bir şekilde şeyleştirilecek herhangi bir varlık değilim. Ben bir şahsiyet, bir emanet varlığı, bir aksiyon varlığı, bir ümit varlığı, bir kendi kendisiyle bütünleşme özgürlüğünü yaşayan, ruh özgürlüğü, kendi kendisiyle bütünleşme özgürlüğünü yaşayan, kendisinde bir deruni tasfiye geçiren, yani
temizlenme hareketi geçiren bir varlığım. İşte onu ben kendimden, kendimle, kendime doğru ama bu ikazlarla gerçekleştireceğim fikri doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Burada eksik bıraktığım bir konu var mı sizin bu ikazınızla? Yani bu açtığınız konuyla alakalı Beyza Hanım. Estağfurullah hocam. Tam benim söylemek istediğimi söylediniz. Biraz eksik ifade ettim aslında. Ben de tam bunun nasıl mümkün olduğunu aslında benimki gerçekten ümitle çok bağlı. Mümkün olduğunu ama bende saklı olduğunu dediğiniz gibi bir refakat, bir refik olma durumunuzun söz konusu olduğunu ama bir şey gibi zaten sizin her zaman eleştirdiğiniz herkes için aynı şey geçerli değil. Birer robot değiliz. Herkes kendi otantikliği içinden kendisine yabancılaşmadan kendi yolunu çizmeli sözünüz üzerine bu şey yapmak istemiştim. Siz de benim eksiğimi tamamladınız. Teşekkür ediyorum. Evet, yani bu manada inşaat mı dediniz hocam? Evet, irşat bu manada biraz kelimeleri birbirine oynayarak bütünleştirelim. Bu manada irşat iştiraktır. Size iştiraktır. Ve sizin ona iştirakiniz gibi bir iştiraktır. Ama irşat her şeyden önce sizin reşit olmanızla alakalıdır. Yani kendi ayaklarınızın üzerinde reşit olma, doğru yol. İrşat reşede ise eğer doğru yolda olmak kendi ayaklarınızla doğru yolda olmaktır. Yani bu kavramları da lütfen yerli yerine koyalım. Böyle abuk, subuk, cehalet, gaflet hepsi karışmış bir vaziyette. Tefekkürümüz böyle lime lime, darmadağın bile değil. Yani dağılmış da değil, darmadağın değil. Parça parça dahi değil. Yani toz bulut halinde. Oradan kopup rüzgara uyarsa buraya gidiyor, rüzgara başka şekilde uyarsa buraya gidiyor. Toz bulutları halinde oraya buraya yağıp iklimi bozuyor diye düşünüyorum. Evet, bu cihette yani ekran cihetinde bizim algıladığımız ekran içinde olan değerli arkadaşlarımdan söz almak isteyen var mı? Buyurun Sayıda Hanım. Buyurun Sayıda Hanım, buyurun. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Hocam sizin gibi bütün arkadaşlarıma, başta siz olmak üzere iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim de biraz çorbada tuzum olsun istedim hocam. Ben de çok eyvallah. Dinledim. Çok severek dinledim. Çok güzel konuşmalar yaptılar. Sağ olsun arkadaşlar. Konu burada bence yani esas konu tabii ki insan. İnsanın düşüncesinin dağılması ve hayatlarının parçalanmasına geldi en sonunda durum. Ben biraz baştan almak istiyorum. İnsan konumuz insan olduğuna göre insan yaratılış itibariyle çok yani doğduğu zaman çok zavallı bir insan olarak yeryüzüne geliyor. Yani diğer bütün diğer yaratılmışlara bakıldığı zaman yani hayvan ve bitki olarak düşünürse bitkiyi de bir kenara koyalım. Hayvanlar kalkıyor, yürüyor, üstlerinde postları var vesaire. Ama insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyacı var. Dolayısıyla önce bir barınma ihtiyacı. Mağaralarda yaşıyorlar. Yemek işi peşindeler. Daha sonra çoğalma ve bu insanlara başa bakacak, geleceğe taşıyacak bakıcılar, annelerden. Böyle zaman içinde insanlar evrimleşiyorlar. Her fikir kendinden evvelki fikirlere basamak yaparak bir üst kademeye geliyor. Onlardan istifade ediyor. Kendine özümsüyor. Böylece insanlar aşamalar kaydediyor. Ve mağaralardan çıkıp köyler, ufak ufak evler, köyler oldu. Köyler sonra mahalleler, mahallelerden velhasıl yani
evrimleşerek en sonunda şehirler oluyor. Şehirler milletlere evriliyor. Böylece insanlar çoğalıyor. Çoğaldıkça önce tabii Tanrı sözü geçerli insanlar için. Her baş edemedikleri her türlü olaya karşısında Tanrılar kuruyorlar. Çok aklı evvel kişiler de ben öyle düşünüyorum. Bunu kullanıyor. Özellikle ruhsal sınıf, ruhban sınıf ve milletleri idare eden padişahlar, imparatorlar vesaire halkı Tanrı'yla korkutup idare ediyorlar. Bu orta çağ Antik Yunan devriminde tabii çok önemli filozoflar geliyorlar. Bunlar sizin tabirinizle peygamber aşaması, yani peygamberlik sıfatı taşıyan insanlar, başta Sokrat, bütün diğer şeylere, filozoflara ışık tutuyor. Onun öğrencisi Platon, Platon'un öğrencisi Platon yani, Aristo, birçok medeniyetlerin zemini olarak ortaya çıkıyor. Tabii bundan evvel Mısır medeniyeti, Hint medeniyeti, Japon, Çin medeniyetleri var. Bunlar insanlara yavaş yavaş katkılar sağlıyor. Fakat en sonunda aydınlanma dönemine geliyoruz. Ve aydınlanma döneminde artık insanlar bu kadar tanrıların emrinde olmadıklarını, kendilerinin de bir erk ve bir kudretleri olduklarını keşfediyorlar. Bunlar gene tabii bunlara yol açan, ışık tutan filozoflar var. Descartes mesela. Ondan daha sonra Kant geliyor. Descartes kendi iç aleminden birçok şeyler keşfediyor. Yani siz kendi içinize dönün, çok orada çok zengin şeyler keşfedeceksiniz diyor. Kant ise dış alemle de çok ilgili. Yani özetle söylemek istiyorum. Bazı insanlar, bazı filozoflar içkin olana kendi iç dünyalarına insanlarını pek çıkıyor. Bazıları da insanı dış aleme doğru yöneltiyor. Bunlar Descartes'e göre iç insanın kendisi ve ruh ayrı olarak düşünüyor. Kant ve galiba siz de, galiba siz de biliyorsunuz, insanın ruhla bedenin bir bütün olduğunu ve bunların birbirinin devamlı bir korelasyon halinde olduğunu ve birbirleriyle münasebetli dengede olmaları icap ediyor. Böyle insanlar çoğalça tabii bu sefer bütün şeyler çıkıyor ortaya. Kavramlar çıkıyor. İnsanlar önce kendilerini keşfedecekler. Kendilerini keşfettikleri gibi yetkilerine de kendilerine ne kadar değer veriyorsa yetkilerine de o kadar çok değer vermeleri icap ediyor. Bundan dolayı bence işin püf noktası burada. İnsan kendini verdiği değeri bir karşısındaki insana, karşısındaki insana da verirse bence yani evrensel bütünlük birliğe çıkacakmış gibi duruyor. Bilmiyorum, bunu daha geniş bir şekilde belki izah etmek, açmak gerekiyor ama sen kendini de değer veriyorsan, sen kendine adil davranıyorsan, sen kendine ahlaklı davranıyorsan ve aynı hisleri karşı tarafa da besliyorsan bence büyük bir şey hallolmuş oluyor. Ama görüyoruz ki insanlar bunu yapmak için çok zorlanıyor. Yani ben kendimden misal vereyim. O kadar kalabalıklaştık ki bizim yanımızda bundan 20-30 sene evvel kocaman bir lale bahçesi vardı. O kadar güzeldi ki bakıyordun, lalelere bakıyordun. Sonra orası meteoroloji alanı oldu. Şimdi 4 tane 51 veya 52 kat şey oldu. Meteoroloji yıkıldı mı? Meteoroloji yok oldu. Allah Allah. Yaptık köşeye çekildi. Meteoroloji. Ve kıvrımdan sonra gel. Onlar düşünün, bir
şöyle belli bir alanda bir kasaba, hatta neredeyse küçük bir şehirce ortaya çıktı. Yani orada ama kusura bakmayın, bir iki arkadaşım daha var ama ben müsaade ederseniz hem özetlemek hem de bir şey söylemek istiyorum buradan. Hareketle varmak istediğiniz veya tam da bunun içinde ifade ettiklerinizi tekrardan idrak etmek için. Şimdi bana kalırsa son noktaya gelin. Yani son söylediğiniz noktaya gelin. Çünkü biz yani böyle eski insanlar şöyle düşünmüşlerdi. Şundan dolayı Tanrı'ya iman ettiler. Orada bir korunma duygusu veya korkma duygusu dolayısıyla şöyle şöyle yaptılar. Biz şimdi ilerledik veya bazıları da geriledik diyor. Geriledik demektense şimdi şu bulunduğumuz noktaya getirdiniz en sonunda. Ben oraya bakmak istiyorum. Biraz da belki içinde olmayı sevdiğim felsefe anlayışı bakımından, yani varoluş felsefesi açısından. Şimdi bunun böyle bir tarihsel teori içinden bakmaya gerek yok. Çünkü bunların hepsi çok önemli olabilir. Hepsini de tetkik etmemiz fevkalade anlamlıdır. Hatta bunun üzerine müzelerin, belgesellerin, tahayyüllerin, ne bileyim, bilim kurguların yapılması da son derece önemlidir. Ama lütfen bunun bir kaçış olduğunu kabul edin. Yani insanın bir problemi varsa, bir takım eskiden bugüne kadar insanı işte tam da zirve noktaya geldik şeklinde getiren teorilere bakmaksızın bugün ben ne yaşıyorum diye bir bakın. Şimdi bu noktada fenomenolojinin ve eksistansiyalizmin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama siz diyorsunuz ki bilgelik, kadim bilgelikleri fark etmek adına. Evet, bugün bizim ihtiyaç duyduğumuz bir tavır alış, kullandığımız kelimeler bütünlük, ahenk, aşma, özgürlük, haysiyet gibi kendilerinden hareketle düşünmeye başladığımız o durumda biz şimdi neyi ne şekilde fark ediyoruz? Bir ona bakalım. Çünkü realist olduğumuz yer orası. Varoluşun içinde olduğumuz yer orası. Şimdi buradan hareketle tekrar sizin bize bahsettiğiniz o tarihsel alana döneceğim. Merak etmeyin, onu ihmal edecek değilim. Tarihsel alanı ama teorik bir çerçeveye, işte mesela Auguste Comte çıkıyor ki işte teolojik dönem, metafizik dönem ve pozitivist dönem. Yani bu, birileri çıkıyor mantık dönemi, mantık öncesi dönem. Yani ve birileri çıkıyor işte tarihin bir metafizik fikri çerçevesinde tarihi açıklama. İşte Hegel açısından bakın, Marx açısından bakın, tarihi diyalektik gibi. Yani bütün bunlar da olabilir ama bunlar bir şekilde teori zemininde kalıyor. Ama çok gerçek olan bir şey var. Siz tutuyor muyum? 18. Çok gerçek olan bir şey var. Yani parçalanmış düşünce, dağılmış hayat ve insan diye sorguladığımızda şimdi bulunduğumuz bu insan ve irtibat halinde olduğumuz ve insanlığı birbirleri yek diğerimizle beraber oturduğumuz, oluşturduğumuz şu insana bir bakın. Kendimize bir bakalım, kendimizin bilinci. Bu parçalanmış düşünceden ne anladık, neyi kaybettiğimizi düşünüyoruz. Bu dağılmış hayat bizim için neden dolayı dağılmıştır? Bunu bir anlamaya çalışalım ve dağılmış olduğumuz zaman biz neyle meşgulüz, neyi yitirdik, neyi anlamış oluyoruz burada? Bunu bir düşünün. Bunu düşündüğümüz zaman lütfen insanla karşılaşmayı, yani o zaman insan mağara insan nedir düşünmüyordu, şurada şöyle yaptı, burada korktu filan gibi bu teorilerle birileri uğraşsın canım. Tarihten antropolojiye, antropolojiden sosyolojiye, sosyolojiden farklı bir tarih, prehistoriyaya, yani tarih öncesine kadar birileri uğraşsın. Fakat böyle hükümler vermeden kendi olduğumuz o insanı, insan olduğumuz bu yerde yek diğerlerimizle olan münasebette, oluşturduğumuz kültürel yaratıcılıkta ve yöneldiğimiz medeniyet inşasında bütün bir beşeriyet adına kendimizden hareketle düşünelim. Burada eksik nedir? Ne eksik kaldı? Efendim oraya bina yapıldı diye, tabii bunlar çok önemli. Düşünüp sıkıntıya girmişsek bunu algılayalım. Bunu algılamak açısından ben ne yaşamalıyım diye sorgulayalım. Yoksa öğrenilmiş çaresizlikler yaratıyoruz kendimize. Yani başlangıçtan itibaren bir teori koyuyoruz. Öğrenilmiş çaresizlikler yaratıyoruz.
ya da en sonunda bu da geçer yahu diyoruz. Doğru, bu da geçecektir. Ama lütfen bu geçişte benim bir geçen bir fonksiyonum, neyse geçiştiren değil ama içinden geçen, yol alan o fonksiyonum neyse, daha da ümit ederek, aşkın olan bir yere doğru yönelerek neyse, onu bir gündeme getiririz. Şimdi o zaman tarihle tabii bütünleşeceğimiz bir nokta var. İnsanla, kendi olduğumuz insanla, oluşturmaya gayret ettiğimiz bu insandan itibaren o uygarlık, o beşeriyet anlamında neye ihtiyacımız vardır? İşte bütünlük bir düşünce. Bunu ne zaman, ne şekilde yapmış olan insanlar var? İlla biz yokuz. Değiştirelim o zaman. Kronolojik yapılara göre, farklı dönemlerde yaşayan insanlara göre felsefeye aksetmiş olan bir bilgelik tarihi var. Sanata aksetmiş olan bir bilgelik tarihi var. Dinler açısından onların sembolleriyle, ritüelleriyle, sanatlarıyla aksetmiş olan bir insan anlayışı var. Yani bu bilgelik anlayışı var. Bunu fark etmiyor. Onlarla diyalog halinde olmaya çalışın. Niye biz bugün kendi kendimize... Tabii kendi kendinizi, kendiniz olduğunuz o yerden itibaren düşünebilirsiniz. Ama ötekiler de, yani bizden önceki dönemlerdeki o insanlar da ne yaptılar ve kendilerine nasıl çareler buldular, nasıl hareket ettiler diye düşündüğümüzde onlarla bir bugün adına olduğumuz şu insandan, olduğum şu insandan hareketle diyaloğa girmiş oluyor. Sadece bugüne bir diyalog değil, geçmişe de bir diyalog. Geçmişle de bir diyalog ve hatta geleceğe doğru bir onlarla bir diyalog haline geçiyor. Yani insani olanı kültürelliğin, kültürel tarihin içinde bilgelik ekseninde okuyalım diyorum. Yani benim söylemeye çalıştığım bu, büsbütün tarihselliği boş vermek değil. Çünkü insan, olduğum insanın bir tarihi var. Benden evvel korkuyordu da şöyle yap, bunlar bitiyor ya, kusura bakmayın. Çok daha üst bir iman anlayışına da sahip olmuş olabilirler. Çok daha farklı bir şey olabilir. Nitekim hayretler içinde kaldık. Üst yapı zannediyorduk biz inşaatları. Göbekli Tepe'de anladık ki bu bir kutsal ziyaret alanıymış. Demek ki kutsal ziyarete yola çıkan insanlar varmış. Kutsal ziyarete yola çıkan, ziyareti gerçekleştiren insanlar. O zaman değil. Hiç de öyle bir üst yapı falan değil. Yani daha temelde bir alana sahip. O zaman bu illa korkuyla ondan dolayı mı oluyor? Bir sığınma olduğu muhakkak. Bir iltica olduğu muhakkak. Bugün de bu iltica. Yani sığınma. Allah'a sığınma şeysi var. Ve onun için Rahman ve Rahim adıyla çıkıyoruz. Demek ki Rahman ve Rahim olana bir sığınma ihtiyacındayız. Tercüme ederken de bunu, mealini verirken de esirgeyen ve bağışlayan diyoruz. Buna sığınılır aslında. Fakat esirgeme ve bağışlama, oradaki sizi tuttuğu, size sarıldığı, sizi himaye ettiği anlamında söylendiği gibi, insan olduğum o hatalarda da benim için merhametli olan bir tanrıyı tasavvur ediyoruz. İlla korktuğum için değil, kendimden korktuğum için. Yani kusuruma mahkum olacak olmamdan. Yani günahıma mahkum olacak olmamdan korkmam. Halbuki orada bir tevvab olan var. Değil mi? Rahim olan var. Orada da beni esirgeyecek olan var. Yeter ki ben bunun farkında olayım. Yani dolayısıyla bugün de sığınma var. Yani son dönemin son dinleri, ahir zaman peygamberi ve dini olarak, peygamberi olarak anıyoruz din. Adem'den beri gelen aynı din olarak iman ediyoruz. Fakat sığınma bugün de var. Bu sığınmanın bugün vereceğimiz bir anlamı var muhakkak. Bugünün ihtiyaçlarından doğan bir anlamı var. Ben bunu hakka sığınma, hakikate sığınma, değil mi? Merhamet edene sığınma, tevvab olana sığınma, yani kendisine dönülene, aslında bağışlayıcı olana, gafur olana sığınma şeklinde düşünme taraftarıyım ve yine vedud olana, çok sevene ve herkesten, her şeyden daha çok sevene bir bağlanma olarak düşünmek arzusundayım. O da bir sığınmadır. O da bir fikren sığınmadır. Eksistansiyel anlamda bir sığınmadır. Burada çok haklı olarak bugün biz şu noktadayız dedi
değerli Seyda'nın. Oradan itibaren alıp gerekirse geçmişte nasıl yaptılar da bu içinde bulunduğum durum adına bir başarı ortaya koydulara bakalım. Yani onları tahfif ederek, hafife alarak, aşağı planda düşünerek değil. Fakat bugün adına içinde bulunduğum şu haleti ruhiye itibariyle, o kötü duygudan bahsetti bunu sen birkaç sene önce de, daha önceki yıllarda da söylemiştim. Uymayan, beni tatmin etmeyen bir halin içinde olmak adına kötü duygu diyor. Ben Bilgen Hanım'a da müracaat etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Ondan sonra Ekranda Ayşe Hanım varmış. Sizi buraya alayım Ayşe Hanım'ı. Siz gelirken dinlemiş olalım. Buyurun Ayşe Hanım. Hangi Ayşe Hanım? Evet. Evet. Buyurun Ayşe Hanım. Buyurun. Duymakta zorluk çekiyorum. Bir seste bir boğukluk. İnşallah duyacağım. Lütfen devam edin. Sizinle beraber iki gün geçirmek bizi çok mutlu etti. O da bir teşekkür ediyorum. Daha... Bizim mutluluğumuz. İnşallah daha güzel zamanlarda tekrar beraber oluruz. İnşallah. Sizin o konuşmanıza bir davet vardı. Bu davet beni çok etkiledi. Sonra düşününce üstünde bu bir diye davetti. Vaktiye çıktığımda papatyalar dikkatimi çekti. Hepsi bir aradaydı. Ama içinde gelincikler de var. Ama ne gelincik papatyadan rahatsız, ne papatya gelincikten rahatsız. İkisi bir arada bir ahenk içinde çok güzel bir şey sergilediler bana. Dedim Kenan Bey bunu anlatmak istedi herhalde diye düşündüm. Sonra Sami Anne'nin kitaplarından birinde leyleklerin hikayesini okumuştum. O abim yani. En yaşlı bütün leylekler göç edeceği zaman bir araya toplanırlarmış. Ama hiçbirisi kanat çırpmazmış. En yaşlı leylek ne zaman kanat çıkarsa, çırparsa öbür leylekler onun peşinden çırparlarmış. Ama kendi kanatlarıyla uçarlarmış. Evet, kendi kanatlarıyla uçuyorlar. Ama birin etrafında uçuyorlar. Sonra gene Sami Anne'den bir şey aklıma geldi. Siz bu bir birliğe davette bir gelenek içinden bahsettiniz. Felsefecilerden bahsederek günümüze getirdiniz konuyu. Bir anneden bahsediyor Sami Anne. Bir annenin bir oğlu var. Kumarbaz. Anne de son derece imanlı bir kadın. Oğlu kumardan ötürü epeyce mağlup kaybediyor. Annesi bunun farkında ama onu yüzlemiyor. Kendisi fark etsin diye bekliyor. Baktı fark edecek. Yok, bir gün yanına çağırıyor. Oğlum diyor, sen bu işten vazgeçeceksin. Ve diyor, bana söz vereceksin. Kur'an-ı Kerim çıkarıyor. Oğlu Kur'an-ı Kerim üstüne el basıyor. Bir daha Kur'an-ı Kerim'de yemin ederek kumar oynamaktan vazgeçeceğini söylüyor. Ve bir daha Kur'an bu yemin üzerine kumar oynamıyor. Şimdi bu annenin daveti ve önüne koyduğu hakikat sanki sizin anlatmak istediğiniz söylediğiniz gibi geldi. Yine Sami Anne'nin başka bir yazısında bir beyefendiden bahsediyor. Bir evlilik yapmış. O eşinden çok memnun kalmamış. O eşi kısa sürede vefat ediyor. İkinci evliliğini yapıyor. İkinci evliliğinde eşi onu çok mutlu oluyor onunla. Beklediği şeylerin çoğunu bulmuş oluyor. Ama kadın bir sabah kalkıyor, diyor ki beni boşa. Neden boşayacağım diyor. Ben büyük bir günah işledim. Ne günah işledim? Ben seninle evlenmeden önce komşumun oğluna aşıktım. Ama o başkasıyla evlendi. Ben bunu azmedemedim. Onu öldürmeyi düşünüyordum. Bir gece bir rüya gördüm dün gece. Rüyamda bir pir ifani bana geldi. Allah'ın verdiği canı sadece Allah'ın alma yetkisinde olduğunu, böyle bir şeyi nasıl düşünebildiğimi, bunun büyük bir hata olduğunu bana söyledi. Ve benim içimde öyle bir ferahlık, öyle bir huzur duydum ki sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Ama bu günahla, bu ayıpla seninle evliliğimi sürdüremem diyor. Ama eşi bundan çok etkileniyor. Ya Rabbi diyor, bu kadın rüyasında bu gördüğü kişi de her akşam yoluna Fatiha okudu. Evlenin yakınındaki türbede yatan zatıymış. Bu diyor, ölülerden aldığı mesajla bu kadar değişti. Kendine geldi. Ya Rabbi bana özümü gösterecek, hakikatime aynı olacak kişiler çıkar karşıma. Onlar canlı olsun, bana ışık olsun diyor. Bunların hepsi sanki sizin anlattığınız şeyler
ve bağdaşıyormuş gibi geldi. İhtiyacımız olan şeyi bize hissettiren olaylar, kişiler, fikirler karşımıza çıktığı zaman hepimizde onun etrafında birleşme ihtiyacı var ve bence bütün insanlık da zaten bu arayış içerisinde diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz değerlendirdiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bunun üzerine konuşmak isterdim ama vaktimiz olmadığı için çok fazla, ama temas edelim inşallah bu hissiyat üzerine. Buyursunlar. Bizim konuşması üzerinde. Evet, ilk saat kongresi üzerinde. Evet. Hocam önce başlığı gördüğümde parçalanmış düşünce, dağılmış hayat ve insan başlığını görünce cevabını kendimin verdiği bir soru aklıma geldi ilk olarak. Verdiniz mi gerçekten? Cevabını kendim verdim çünkü bana soruldu. Tamam. bir süre önce, yani çok aylar önce, hatta bunu dile getirmiştim size galiba bir iftar yemeğindeydi. Bir arkadaşımız bana şöyle bir soru sordu. Peki Genel Hanım, neden Kenan Gürsoy? Neden felsefe ve neden Kenan Gürsoy diye bir soru sordu. Ne doğrusu ben de sorabilirim size aynı soruyu. Beklemediğim bir anda geldiği için ve cevabını kendim hazırlıksız verdiğim için sonradan cevap üzerinde düşündüğümde kendi cevabımı çok beğendim. Kibirle başladım şimdi ben. Size kibir tepki neden bir adam oldum burada? Çünkü benim kibirle bana tepki ne diyor bu adam? Parçalanmış düşünce başlığı özellikle kısmı. Şöyle bir cevap verdim. Sanki dedim önüne bir puzzle koyuyor Kenan Hoca. Onu bütün olarak sana gösteriyor. Yani görüyorsun sanki o bütünlüğü, tam algılayamamış olsan bile. Sonra elini vurup dağıtıyor. Ve tekrar yapmak için işe koyulduğunda evet, bu çok çok kolay bir şey değil. Bunun hesabını veriyor zaten insan kendi içinde. Ama öyle bir olanak sağlıyor ki sanki hani nasıl düşünmem gerektiğini bana çizmiş de ben bir şekilde er ya da geç onu oraya yerleştirecekmişim gibi hissediyorum. Böyle bir güven var içimde ve bunu hakikaten bugün cidden hissettiğim için burada da kolaylıkla ifade edebiliyorum. Çok doğru bir hatası var. Önceden göstermedim. O gücüm yok. Ama siz, başka bir şey, sizin başka içinizde, bir sizin içinizde var olan o duygu var. Ben bunun bütünlüğünü gerçekleştirebilirim. Siz yerlerine koyuyorsunuz bizim. Yani belki bunu sözleriniz ve halinizin bütünlüğü olarak da hatırlamış ediyorum. Yani ille o fazla üzerinden düşünmek gerekiyor. Ama puzzle kavramı da benim çok sevdiğim bir kavram. Yani felsefenin, biraz Platon'u da bununla anlatırım biliyorsunuz. Onu çok sevdiğim bir kavramı. Ama o sizin o bütünlüğü siz kendinizden kaynaklanan o ışıkla oluşturacaksınız. Sadece bunun mümkün olduğunu söylüyoruz. Ve zaten o bütünlük, siz onu yaparken siz kendi bütünlüğünüzü diye koymuş oluyorsunuz. Yani şimdi ahenkten kastınız da o. Sağ olun, sağ olun. Bu parçalanmışlığı, yani puzzle'ı gerçekleştirmek, pardon, onun bütünlüğünü oluşturmak anlamında güzel bir örnek aslında. Bir de konuşmanızda benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şifa sözcüğünü kullanmanız oldu, şifa kavramını. Evet. Zaten biraz önce Hülya da değindi. Ondan evet, önce yani sen, o da bu manada değilmiş. Çok önemli, çok haklısınız. Hep böyle o saflık, o şifa, işte düşünmenin kendisinin zaten şifa olduğunu, felsefenin şifa olduğunu, bunun bir hijyen sağladığını dile getirdiniz. Bunlar benim için çok önemliydi konuşmanızda. Geçenlerde de biraz bu kürsüden kalkarken şifa kapısı açık hocam diyerek kalktı. O da çok güzel geldi bana. Sözlerimi o şekilde bitirdi. Sonra onu nasıl sağladığınızla ilgili, yani bize
ne sunuyorsunuz da bunu hissettiriyorsunuz diye düşündüm. Neden bu düşünme olanaklarını sağlıyorsunuz ve ben bunu nasıl hissediyorum? Onun üzerinde düşündüm. Bunu sağlarken o özgürlük kavramı tabii hemen akla geliyor. Normalde özgürlüğü önce, yani ben sizin öğrenciniz olarak özgürlük kavramının bende nasıl açıldığı ile ilgili sanki böyle kronolojik bir sıralama var gibi hissettim. Çok merak ettim onu. Evet, evet. Yani belki şimdi uzun olabilir ama sonra değinebilirim ama. Evet, ama kısaca. Peki bunu nasıl düşündüm? Yani ne oldu da bunu yapabiliyor oldum diye düşündüğümde ilk önce bana mesela seçme üzerinden özgürlüğü hissettirdiniz. Bu talebiniz olarak güzel, iyi ve doğru olanı seçmek olarak, o karar vermek olarak özgürlüğü hissettirdiniz. Sonra bir süre sonra bunun sanki böyle bir aslen var olan bir içtenlik zemininde olan bir şey olduğunu fark ettirdiniz. Onu fark ettirdiğiniz zaman bu bana müthiş bir heyecan verdi. Yani bu zaten sende var, bu şeye geldi sizin söylediğiniz. Hani ben sizde olanı açıyorum diyorsunuz ya sorularla. Açmıyorum ve sizde oluyorum. Sorularla size sizi fark ettiriyorum diyorsunuz. Bunun da bir şekilde ispatı oldu. Daha sonra kendi kendime hatırladım. Birdenbire böyle düşünürken, aa Kenan Hoca bunu hep seçme üzerinden alıyor, özgürlüğü hep seçme üzerinden alıyor. Bunu işte kitabında da anlatmış ama hayır, her zaman da seçme değil. Her zaman seçim yok diye birdenbire düşünmeye başladım. Bunlar hep böyle sizin açtığınız yollar nedeniyle fark ettiğim şeyler. Bunu bize sağlarken Sartre'ın o baştaki o paranteze alış, insanın kendini inşa etmesi için her şeyi o paranteze alıp hijyen sağlaması düşüncesini hatırlıyorum zaten sürekli. O kısmı zaten çok seviyorum. Fenomenolojiyi. Bunlar üzerine düşün. Sonra biliyorsunuz ben bir deprem yaşadım. Belki bu ölüme yakın bir tecrübeydi. Bu bir hakikaten ölüme yakın bir tecrübeydi, bir varoluş tecrübesiydi ve sizin öğrenciniz olarak bunu bilmeye hakkınız olduğunu düşündüm. Ve gerçekten de bazı şeyleri ben böyle ara ara dile getirebilirim. Bugün dile getirmek istediklerimden bir tanesi, geçmişte bir derste şey demiştiniz. Bugün konu olmasın, yani konu olmasın diye bugün bir sohbet şeklinde geçsin ve konumuz zaman ve hafıza olsun demiştiniz. Hı hı. Depremden sonra Zoom üzerinden katıldığım ilk ders olabilir. O sırada tek bir sahneye gittim. Bunu paylaşmak istiyorum. 1,5 dakikalık o dehşet dolu anlar bittikten sonra kalktım, sadece işte böyle bu seviyede büyük bir dolap var kaldığım odada. Oğlumun evindeydim ve deprem bölgesine, pardon, fay hattına çok yakın bir ev ve çok kötü sarsıldık. 1,5 dakikalık o dehşet dolu anlardan sonra kalktım, o dolaba yöneldim, çantamı alıp çıkacağım oradan. Yatarken saatimi koymuşum ve yanına bileziğimi, bir altın bilezik ve saatimi yanı duruyor. Çantamı aldım, ikisini birden, saatimi ve bileziğimi bir anda böyle avuçlayabilirim. Yani o kadar yakınlar ki birbirine. Sadece kulağıma bu atölyeden şu ses geldi: gönül ve zaman size verilmiştir. Hmm. O kadar temel yok. Bileziği bıraktım. Yani şu anda bunu yaşamayan için hakikaten komik olabilir. Çünkü o eve tekrar girebilecek miyim? O ev tamamen yıkılacak mı? Dışarıda nasıl harcama yapacağım? Nereye gideceğim?
Yani yanında bile durduğu halde onu bıraktım. Sadece o sözü işittiğim için saati aldım ve çıktım. Yani gönlüm gerçekten zamanı istedi. Çünkü ben bu atölyede sadece gönül ve zamanın bana verildiğini öğrendim. Ve ben onu olduğum gibi almışım ve bunu bir ölüm tecrübesinin içerisinde, yani ölüme yakın bir tecrübenin içerisinde en dehşetli anlarda hayata koyabiliyorsam bu benim için muhteşem bir şey. Yani bunu şunun içinden bakmıyorum ama ben böyle bir tecrübe yaşadım, korkmadım. Ya ben oldum artık falan. Asla öyle bir anlama gelsin istemiyorum. Ama bunu varoluşsal olarak yaşamak gerçekten bana güç verdi. Saatimi aldım ve çıktım. Ve bileziğime de sonradan ulaştım zaten. Saati zaten tercih ettiğim için bileziğime kendiliğimden ulaştım. Hatta şu anda aklımdan ne geçiyor? Size bu cümlenizle ilgili, bu ifadenizle ilgili böyle sorular sormak istiyorum. Mesela acaba doğru şöyle mi demişti yoksa böyle mi? Mesela şu, sadece zaman ve gönül size verilmiştir mi diyorsunuz? Yoksa zaman ve gönül sadece size verilmiştir mi diyorsunuz? Bir de bunun size ait olan tek şey kalbiniz ve vaktinizdir, değil mi? Fark ettim. Ait olan tek şey. Bu tasavvufların ifadesi çok 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 önemlidir. Yani bu Gabriel Marcel'in varlık olma hali, Yunus'un bir ben var bende, benden içeri olma hali, değil mi? Aslen her şeyin bertaraf edilip bütün yüklemlerden, sıfatlardan arınmış olduğunuz yerde sizin siz olduğunuzu ifade eden ve orada ne kadar sağlamsınız, o benim cüretim. Orada ne kadar sağlamsınız, burada ahenk de var, özgürlük de var, aşkına doğru yönelme de var. Aşkınlığa doğru da yönelmeler. Yani tam bir iman sözü o. Aslen sahip olduğunuzu fark ettiğiniz ve aslen sizin siz olduğunuzu gördüğünüz o zemin. Yani bu çok güzel. Ne güzel öğrencilerimiz var ya. Yani, güzel öğrencilerimiz var. Hocam, lütfen ben bir şey başardım. Böyle bir şey bir olayın içinden, güç bir olayın içinden bu şekilde çıktım anlamında anlaşılsın. Bu tedbirinizi gayet iyi görüyorum. Bu rezervi de gayet iyi görüyorum. Onun için de tebrik ediyorum ayrıca. Ama bütün arkadaşlarım için de çok güzel bir farkındalık tecrübesi. Kendiniz olduğunuz o yerden tam da bunun ifadesiyle çıkmışsınız. Hiçbir zelzelenin sarsamayacağı bir şeydir. Hocam sanki bir depremin kardeşine cevap verdi. Evet. Neyin mi tebrik ediyorum? Kalbimin ne zaman? Yani o sahip. Yani. Ve en tebrikli anda. Yani burada Allah'a sığınmış oluyorsunuz. Asıl bana verdiğini. Sensin bunun sahibi diyorsunuz. Emanetin kime ait olduğu o yerden o emaneti asli sahibine emanet ediyorsunuz. Nimel vekil ve nimel mevla. Güzel. Bize de bu idraki nasip etsin. Fakir kendisi için. Seviyorum. Özgür bir şey. Yani kronolojik sıradan bahsetmiştim ya. Yani. Evet. Onunla ilgili bir şey söyledim. Peki. Şimdi hatırladım, özür diliyorum. Ama siz söyleyeceksiniz lütfen. Kemal Hoca işte seçim diyor ama ben her zaman seçmiş olmuyorum gibi bir şey hissettim ve bunu dile getirdim derste. Ve siz herhalde bir 10 dakika, 15 dakika falan bunun üzerine konuştunuz ve bana sonunda şey dediniz. Aslında o da yine seçmiş olduğunuzu gösterir dediniz. O sırada onu çok iyi anlayamadım. Zamanla gerçekten işte reçete vermiyorsunuz. Zamanla bir süre sonra evet şeklinde yani öyle bir düşünce olanakları açıyorsunuz ki hakikaten söylediğiniz yere ya da burada ifade ettiğiniz yere talebelerimiz, sadece ben değilim, kendi aramızda da konuşuyoruz.
kendiliğinden oraya gelebiliyor o yolu takip ettiğinde. Aslında beraber yürüdüğümüz için bunu da bu şekilde görüyorsunuz. Beraber biz de öğreniyoruz. Beraber. Teşekkür ederim. Biz de aynı şeyi itiraz demek ki içimizde reçete görmek istemiyorum şeklinde yaşamış olmalıyız ki beraber görüyorduk onu birbirimize ispat etmiş oluyoruz. Çok şükür. Teşekkür ediyoruz. Bizi yorduk. 1,5'tan beri böyle mum hala demeyeyim de bilgi hala olarak dinliyorsunuz. Çok şükür. Bir saat herhalde 18:25. Evet. Yani hiç siz yani büyük bir teslimiyet içinde Müzeyyen halamız hiçbir itirazda bulunmaksızın müthiş bir ama yani rıza ile teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu katlanıyor. Kaçta vakfa geldiğini biliyor musunuz? 11'e 10 kaladan beri burada. Allah gücümüzü hep versin. Çok şükür. Son bir söz söylemek isteyen var mı? Buyurun lütfen. Hocam, söyleyebilir miyim? Harika, harika. Zaten 3 Çok güzel bir şey söyledi. Hocam, işte. Oranları iyi kurmak durumunda tabii Ebru. O nereden açıyı alacak olduğunuzu gösteriyor. Tam 6.5'ları bitirmiş oluyoruz. Kalehisar kalesi yıkılır gelir. Kalehisar kalesi yıkılır gelir. Ta külü boyluna dökülür gelir. Dökülür yayladan gel alı gelin yayladan kesme ümidini Kadir Mevla'dan Kadir Mevla'dan ver elini bayramlaşalım. Senden bir koyun olayım, sende bir kuzu. Ben bir koyun olayım, sende bir kuzu. Getirek yazı meleğe meleğe getirek yazı getirek yazı bana eşlik eden bir insan olmazsa tonumu bulamıyorum. Kayboluyorum ki Allah yardım ediyor. Tam kaybolmuşken sıyrılıyorum yani. Gördünüz mü işte oradan biliyorsun. Hayırlı akşamlar. Değerli arkadaşlarıma hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlarla görüşelim inşallah. Ekrandaki arkadaşlarımıza hayırlı inşallah. Görüşmek üzere. Eyvallah.